gelişmeler yaşanıyor. Eğitim bir hükümet politikası mı olmalı yoksa devlet politikası mı olmalı? Orta Doğu'da Mısır'sız savaş, Suriye'siz barış olmaz. Ulusal Kanal ve Ulusal Radyo ortak yayınıyla karşınızdayız. Fikir Meydanı'nın bu haftaki konuğu İstanbul Barosu'nun başkan adayları. Yaklaşık 41 bin üyesiyle dünyanın en büyük barolarından biri olan İstanbul Barosu hafta sonu seçime gidiyor. 10 aday yarışacak. Şimdilik 10 aday var diyelim bu seçimde. İşte bu 10 adaydan 7'si bugün Fikir Meydanı'nın konuğu. Önce genel olarak bir hoş geldiniz diyelim. Lafı fazla uzatmamaya çalışacağım. Çünkü sayımız çok. 2 saat 45 dakika bir süremiz var. Bir an önce size söz vermek istiyorum tanıttıktan sonra. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu adayı Mehmet Durakoğlu, mevcut baro başkanı kendileri. Hoş geldiniz diyelim. Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi üyesi Hasan Kılıç, siz de hoş geldiniz hoş diyelim. Avukat Hareketi'nin üyesi Başar Yaltı, Başar Bey hoş geldiniz. Avukat Hakları Grubu Gökhan Ahi, Gökhan Bey hoş geldiniz. Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz, hoş geldiniz Kaptan Bey. Ortak Hedef Platformu Cem Kaya Karatün, Ortak Hedef Platformu adayı hoş geldiniz. Hoş ve bağımsız aday Çiğdem Koç. Bu kadar aday bir araya gelmişken aslında ilk soru çat diye ortaya çıkıyor bir anlamda. Adaylar nasıl bir baro vaat ediyor sorusu. Tabii ki bunu mevcut baro başkanı Sayın Durakoğlu'ndan başlamak olmaz. İzin verirseniz siz de. Bu taraftan başlayalım. Başar Bey, siz nasıl bir baro vaat ediyorsunuz avukatlara? Teşekkür ederim. Bizi izleyen sevgili izleyicilerimize ve burada bulunan sevgili meslektaşlarıma, başkan adaylarına, işte önümüzdeki seçimde yarışacağımız süreç boyunca başarılar diliyorum. Centilmen bir yarış olmasını tabii ki istiyoruz, diliyoruz. Ayrıca bizi izleyen avukat arkadaşlarımızı da yürekten selamlıyorum. Bugün burada onlar hepimiz hakkında izledikten sonra bir kanaat sahibi olacaklar. Umarım bundan şanslı çıkan biz oluruz. Evet. Çünkü biz olaya bütüncül bakıyoruz. Aslında İstanbul Barosu seçimleri son derece önemli seçimler. Hatta ben bu seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonraki en önemli seçim olarak niteliyorum. Çünkü İstanbul Barosu'nun anlamı, önemi, tarihi ve bundan sonra tabii yapacaklarınızla bağlantılı olarak size yeni bir fırsat sunuyor. Bu fırsat nedir? Bu fırsat bir kere iki başlıkta toplanabilir. Birincisi, biz meslek örgütüyüz. Meslek örgütü olmaktan kaynaklanan meslek sorunlarıyla ilgili görüşlerimizin anlatılması ve bunu siz de belirttiniz, 41 bin üyesi olan avukat arkadaşlarımıza inandırıcı şekilde aktarılmasıdır. Ama ikincisi de avukatların içinde bulunduğu ortam olan hukuk düzeninin, yargı sisteminin ne duruma geldiğini ve bu konuda neler yapılabileceğinin anlatılmasıdır. Bu ikisi bir arada olduğu sürece ancak anlam kazanabiliyor. Çünkü biz avukatlar için hukuk deniz, biz de onun içerisindeki suyuz. Öyle göremezsek bunu anlamlandıramayız. Su nasıl ki deniz için, göl için bir anlam ifade ediyorsa, hukuk içinde avukatlar bu anlamı aynı derecede, aynı önemde taşıyorlar. Yani susuz deniz olamayacağına göre, susuz bir göl, nehir, ırmak olamayacağına göre avukatsız hukuk olamaz. Önce bizi izleyen kamuoyunun, avukat arkadaşlarımızın ve bütün izleyicilerimizin avukat olsun olmasın bunu görmesi, anlaması, kabul etmesi gerekiyor. Çünkü hukuk güvenliği dediğimiz zaman, ki bugün Türkiye'de temelde eksik olan şey odur. Herkesin aradığı şey budur. Yani hak, hukuk, adalet dediğimiz şeydir. Ve bunu ancak ve ancak yargının, yargıda halkın temsilcisi olan avukatlar aracılığıyla yerine getirebiliriz. Peki niye biz aday olduk? Veya daha doğru bir soru olarak şunu soralım. Avukat Hareketi bu grup içerisinde tek yeni olan hareket veya grup, yeni bir grup, yeni bir
oluşum olarak şunu ifade etmek isterim. Elbette ki biz burada her birimiz birbirimizi tanıyan dost arkadaşlarız. Ama artık bu arkadaşlığın, dostluğun ötesinde, avukat olmanın ötesinde bir anlayışın, bir bakışın, bir cumhuriyeti, hukuku, yargıyı, avukatlığı, mesleği değerlendirmenin ifadesi olacağı için birbirimizin kişisel özelliklerinin dışında konuşuyoruz burada. Yoksa biz sevgili başkanımızla herhangi bir yıllardır birlikte de çalıştığımız bir dostundur, arkadaşındır veya Hasan, Cem, her birimiz böyleyiz. Ama biz burada bir farkı ortaya koymak için bir yarışa giriyoruz. İşte avukat hareketi bu anlamda iki konuyu temelde kendisine görev ediniyor veya çalışma alanı olarak seçiyor. Bunun birincisi, demin de söylediğim gibi, avukatlığın ve baroların bir meslek örgütü olarak işlevlerinin farkında olunması, ama aynı zamanda yine bizim avukatlık kanunundan kaynaklanan bir görev olarak insan hakları ve buna bağlı olarak da işte hukukun üstünlüğü ve hukuk devletinin yine buna bağlı olarak o kriterlerin savunulmasıdır. Biz avukat hareketi olarak hem meslek örgütü olmanın gerektirdiği avukatlıkla ilgili, avukatlığın onuruyla ilgili, avukatlığın sorunlarıyla ilgili çözümler üreterek ortaya çıktık. Ama bir yandan da demin o söylediğim gibi hukuk denizinde ikisini bir arada birbirinden kopartamayacak olan hukuk devleti kavramını, hukukun üstünlüğü kavramını, insan hakları kavramını ve buna bağlı olarak da avukatların temel görevleri arasında esas olarak bulunan adil yargılanma hakkını bir araya getirecek bir modeli geliştirerek ortaya çıktık. Dolayısıyla da kitapçığımızın bu mümkünse bakıyorlardır arkadaşlarımız, başlığında da bunu ortaya koyduk. Yani bu bir sentezdir. Bir yandan cumhuriyetimiz ve hukuk mücadelemiz, öte yandan da mesleğimizi, gereklerini bir araya getiren bir harekettir. Peki buna ne ihtiyaç vardı? Şu ihtiyaç vardı. Mevcut baro yönetimimiz maalesef bizim değindiğimiz bu konularda yeterli bir duruş sergileyemiyor. Sözcüklerimi seçerek kullanıyorum. Ve çok sessiz, pasif ve edilgen bir tutum takınarak bugün içinde bulunduğumuz hukuk düzeninin, yargı sisteminin bir bakıma sessiz kalarak, susarak parçası haline geliyor. İşte biz bunu içimize sindiremediğimiz için, avukatlığa yakıştıramadığımız için, avukatların hukuku yok edenler karşısında dik durması gereken bir meslek olduğunu değerlendirdiğimiz için avukat hareketini başlattık. Bakın, içinde hareket olan bir sözcükle kendimizi tanımlıyoruz. Ayrıca cumhuriyete bakışımızı, hayata bakışımızı, topluma bakışımızı da tanımlayan 3 tane karakteristik sözcükle yine kendimizi tanımladık. 1- Bağımsız bir harekettir avukat hareketi. 2- Çağdaş harekettir. 3- Toplumcu harekettir. Neden? Çünkü hukuk toplumsal bir kavramdır. Bütün toplumları ilgilendirir. Ama o toplumsallığın içerisinde asıl olması gereken bir sosyal refah devletinin unsurlarını da barındırması gerekir. Biliyorsunuz anayasamıza göre Türkiye Cumhuriyeti laik, demokratik, sosyal bir hukuk devletidir. Bakın, sosyal devlet kavramı hukukla bütünleştirilerek artık bütün dünyada kabul edilen ve yaygınlaştırılan bir anlam ve içerik kazandı. Onun için hukukun bu boyutunu ihmal ederek sadece mesleki sorun olarak görüp baroları, meslekle ilgilenen bir örgüt olarak görüp ilgilenmek artık yetmiyor. Neden? Çünkü bunun örneklerini de her gün günlük olarak yaşamaya başladık. İşte bir bakıyorsunuz avukatlar yerlerde sürükleniyor. Bir bakıyorsunuz en tepedeki yönetici ne yapıyor? Hukuku tanımayan kurallar, kararlar alıyor. İşte buna karşı biz avukat hareketi olarak Türkiye'de hukukçuların daha dik durması gerektiğini, bir mücadele alanı üretmeleri gerektiğini söylüyoruz ve bunu da İstanbul Barosu'yla sınırlı tutmuyoruz. Şimdi İstanbul Barosu'nun önemine çok kısa değindikten sonra sözü bırakacağım. Haklısınız. Sözü bırakacağım çünkü hepimizin burada çok
konuşacak, söyleyecek sözü vardır. İstanbul Barosu 140 yıllık bir tarihe sahip. 140 yıllık bir geleneği var, 140 yıllık birikimi var. Dolayısıyla İstanbul Barosu, Türkiye Cumhuriyeti'nin en önemli hukuk kurumu olarak, şu anda yaşayan en önemli hukuk kurumu olarak değerlendirilmesi gerekir. Yani sadece bir meslek örgütü değildir. Üstelik İstanbul Barosu şu an içinde bulunduğumuz ortamda bu müdahaleyi gerçekleştirebilecek bir potansiyele de sahiptir. İstanbul Barosu'nun bu öneminden dolayıdır ki bugün, demin sözlerimin başında da söylediğim gibi, hukukun içinde bulunduğu bu olumsuz koşullara müdahale edebilecek tek örgüt olarak kalmıştır. Çünkü herkes suskundur. Üniversiteler suskundur. Hukuk çevreleri suskundur. Siyasal iktidarın hayata bakışı bambaşkadır. Ama işte İstanbul Barosu tarihinden, birikiminden gelen bir bakış açısıyla içinde yaşadığımız olumsuzlukları aşacak bir önderliğe rol üstlenebilir. Önderlik rolü üstlenebilir. Biz avukat hareketi olarak bu role talibiz. Talibiz. Aslında Sayın Çiğdem Koç'tan başlamam gerekti. Bir hata yaptım. Hemen size dönüyorum. Çünkü aramızdaki tek kadın, tek kadın aday sizsiniz. Hemen hatamı telafi edeyim. Çiğdem Koç bağımsız aday. Çiğdem Koç, tabii buyurun. Çiğdem Koç nasıl bir baro vaat ediyor avukatlar için? Ya öyle bir pozitif ayrımcılık gerekmiyordu, o yüzden rahat olun. Çünkü bu işin daha derin bir şeyi var, onu belki konuşuruz sonra. Peki. Fakat benim bir şey söylemem lazım, onu söylemeden burada rahat oturamayacağım çünkü. Buyurun. Belki sorduğunuz soruya da oradan devam etmek mümkün olur. Şimdi bugün beni Ulusal Kanal'dan, özür dilerim, dün aradıklarında çok da niyetlenmedim açıkçası. Çünkü bu kanalda, burada, belki de hatta bu stüdyoda Türkiye yargısı son 50 yılın altın dönemini yaşıyor diyen biri vardı. İçeridekilerin yarısı PKK'lı, yarısı FETÖ'cü diyen biri vardı. Bu benim için dehşet verici bir hukuk anlayışıdır. O nedenle tereddüt ettim aslında. Sonra biraz düşününce ve biraz etrafımla da konuşunca nerede söylediğimizin değil, neyi söylediğimizin bir önemi olduğunu ve artık hani dar alanda kısa paslaşmalar yapıp birbirimize eylemek lüksümüzün olmadığı bir zamanda olduğumuzu düşünerek geldim. Hayır, burası bizim alanımız ve biz bazı şeylerin söylenmesini kabul ediyoruz derseniz bunu da anlayışla karşılarım. Ama bunu söylemeden de burada rahat oturamazdım ben. Buradasınız şu an. Buyurun, tamam. Söz sizin. Sizin fikirlerinizi şimdi alalım. Şimdi Türkiye'de yargı son 50 yılın altın dönemini yaşıyor. Birilerinin bir fantezisi olabilir ama Türkiye'de yargı yok zaten. Yani Türkiye'de yargı diye bir şey yok. Geçmişte belki şöyle bir şey vardı. Hani biraz daha adliyelere girdiğimizde, duruşma salonlarına girdiğimizde, belki daha öncesinde burada benden daha kıdemli meslektaşlarım var. Onlar farklı farklı dönemleri de yaşadılar. Bu ülkede hep şöyle bir şey yaşandı. Herkes kendi için adalet istedi ve düşman olarak birini belirledi ve onun için asla aynı adaleti istemedi, asla aynı hakkaniyeti göstermedi. Ve şimdi geldiğimiz nokta artık bu konuda kabus gibi. Şimdi nasıl bir baro vaat ediyorsunuz sorusuna ben hiçbir şey vaat etmiyorum diye cevap veririm. Çünkü şu haliyle avukatlar yargının üç kurucu unsurundan biri diyor, deyip duruyoruz yani. Bir de böyle tatlı kavramlarımız var bizim. Sürekli tekrar ederiz. Çok da bayılırız. Hukuk devleti, bağımsız yargı, tarafsız yargı, yargı siyasallaşmasın, avukat yargının üç kurucu unsurundan biri. Şimdi olmayan bir şeyin kurucu unsuru olmanın bize bir faydası yok. Şimdi baro da böyle bir şey. Ya ortada konuşabileceğimiz bir yargı yok. Avukatların durumu ortada. Nasıl bir baro vaat ediyorsun? Bu sorunun devamında ben sizin yerinizde olsam nasıl bir baro vaat ediyorsunuz? Delirdiniz mi tek başınıza dünyanın en büyük barosunda çıkıp aday oldunuz diye de sorardım. O zaman şöyle bir röportajınızdan bir cümle dikkatimi çekmişti, onu almıştım. Madem sorardım, sorayım onu şimdiden. Peki. Sonra saklamıştım. Demokrat Yargı Eş Başkanı Yargıç Orhan Gazi Ertekin'in, evet, "Yargı meselesi hallolundu" kitabında şöyle, evet, bir cümle var.
kesin olarak kaybedeceğini bilerek büyük güçler karşısında durmak, bir tür direnme hakkı alanı yaratmaktır. Bir korsan gösteri düzenlemektir. Benim adaylığım da işte tam da bu. Sizin sözünüz. Aynen siz öyle. Kaybedeceğinizi bile bile şimdi, baroya aday mı oldunuz? Tabii şimdi aklı başında her insan dünyanın en büyük barosu. Şimdi burada bakın bir sürü gruplar var. Çok ciddi hazırlıklar yapmışlar. Ayrıca valla kahvaltılar, kokteyller hani güzel de devam ediyor projeleri. Daha teknik olanakları var falan. Haklı olarak bir kadının tek başına çıkıp da ben İstanbul Barosu'nu yönetmeye adayım demesi kaybedeceğini bilerek bunu yapar. Ama şunu söyleyeyim, bu seçimin sonunda kazanan ben olacağım ama. Çünkü Orhan Gazi Ertekin'in o sözü, Orhan Gazi Ertekin sadece bir yargıç değildir, aynı zamanda bu ülkede bir hukuk entelektüeli say deseniz sayabileceğiniz birkaç insandan biridir. Hakikaten de bu direniş alanı lazımdı bize. İki sebeple lazımdı benim açımdan. Birincisi, eğer arkanızda ekonomik bir dayanak yoksa, işte belli bir birikimle başlamıyorsanız bu mesleğe, İstanbul'da avukatlık yapmak böyle avukatlar için dehşet verici deneyimler getirir. Ben hepsini yaşadım. Bir avukatın bu meslekte çekebileceği ne kadar cefa varsa, tutuklanmak hariç, onu da hani artık hepimizin başına her an gelebilecek bir şey, o hariç hepsini yaşadım. Benim gibi insanların mesela baro siyaseti yapmak gibi bir lüks hiçbir zaman olmadı. Çünkü o koşullarımız olmadı. Bizim başka sıkıntılarımız oldu her zaman. Baro siyasetine hep uzak kaldık. Çünkü çok hayati problemlerimiz vardı bizim. Ve bu insanlar, benim gibi avukatlar, baro siyasetine uzak kaldıkça ses çıkaramaya başladılar. Ses çıkarmak imkansızmış gibi gelmeye başlar bir süre sonra. O direniş hattını yaratmazsanız. Ama şimdi yeter artık. Yani benim de söyleyeceğim bir söz var dediğinizde sözünüzü söyleyecek bir alan yaratmış oluyorsunuz. İkincisi, ben bir kadınım. Şimdi bu baroculuk toplumdaki her şeyde olduğu gibi öyle erkeklerin oyun alanıdır. Siz eğer makul, meşru bir kadınsanız size de köşede bir şey verirler. Ya da işte topları topla derler. Öyle katarlar kadınları. Sadece kadınları da değil. Mesela LGBT'lilerin hiç böyle bir şansı yoktur. Kimliğini açık olarak yaşayan bir LGBT'li avukat nerede, ne zaman baro siyasetinin içinde yer aldı ben bilmiyorum. Bilen varsa takdir edeceğim. Şimdi bu toplumsal cinsiyet eşitsizliği yargının bizzat kendinde var. Yani yargının dili erkek, ruhu erkek, yapılanması erkek. Ve siz bir kadın olarak toplumun kadın olarak yaşadığınız şiddeti birebir başınıza gelmese de her an başınıza gelebilir. Bir eşcinsel olarak, bir trans kadın olarak yaşadığınız şiddeti yargıdan bir adalet bekleyerek yargının önüne getirdiğinizde ne bekleyeceksiniz ki? Yargının kendisi erkek zaten. Didem Yaylalı'yı hatırlayın. Bir zamanların o cemaat yargısı gencecik bir hakim adayını işte tırnağının boyası, taytı bilmem nesi yüzünden intihara sürüklemiş, canına mal olmuştur. Bu bir bildiğimiz bir örnek. Yargıda sürekli değişen o iktidar halleri değişir. İşte cemaatçiler gider, başkası gelir, o gider, başkası gelir. Ama bir tek şey değişmiyor. Yargının erkek oluşu değişmiyor. Bu dünya üstünde hiçbir kuvvet bana, bir avukata ya da bir kadın yargıca ya da bir kadın savcıya nerede ne giyeceğini söyleme hakkına sahip değildir. Yok böyle bir şey. Yani biz erkeklere karışıyor muyuz? Ya da biz erkeklerin bu oyun alanındaki yaptıkları hatalara karşı durabilecek bir konumda hiçbir zaman olabiliyor muyuz? İşte komisyonlarda olun. Mesela şöyle enteresan bir şey var. Yönetim belirleyecek başkan adayı, işte 3-4 tane kadın olsun. Vitrin olur, güzel olur yani. Kadın erkek eşitliğini bu şekilde sanki sağlamak mümkünmüş gibi. Bu da başka bir itiraz noktasıydı benim açımdan. Artı az önce dediğimiz konuya dönersek, bu ülkede bir yargı yok. Yani işte yargı siyasallaşması için kürsüde cemaatçi hakim istemiyoruz. Yargıç diyeyim ben de, yani hakim kelimesini çok sevmiyorum. İşte iktidara bağlı AKP'li yargıç istemiyoruz. Solcu yargıç istemiyoruz. Ama burada mesela kürsüde Kemalist yargıç istiyor muyuz
diye sorulduğunda o cevap verilmeyen birkaç saniye var ya, o işte sıkıntıdır. Yargının neden olmadığına dair bir sıkıntıdır. Yargıyı gerçek anlamda bir yargı kuralım, bir yargımız olsun ve bunun için de mücadele edelim diyorsak, İstanbul Barosu'nun birinci görevi böyle bir yargı tartışmasını, böyle bir yargının kurulması için ne yapılabileceğini, bunun nasıl bir entelektüel muhalefete, kavramlara karşı muhalefete yönelebileceğini tartışacak ve buna karargah olacak bir yapı olmak zorundadır. Nasıl bir baro vaat ediyorum? İşte böyle bir baro vaat ediyorum. Toplumsal, ya da diliyorum diyelim, toplumsal cinsiyet eşitliğinin tamamen uygulandığı, üç kuruşluk vekalet ücreti için İstanbul'un bir ucundan bir ucuna giden avukatların seslerini yükseltebildikleri, artı son olarak şunu söyleyeyim, benim dostu olmakla sevinç duyduğum, meslektaşı olmakla onur duyduğum bu mesleğin gurur kaynaklarından biri, yüz haklarından biri Selçuk Kozağaçlı ve Halkın Hukuk Bürosu avukatları bir senedir içeride. Nasıl tutuklandıkları, neler yaşadığımız yeri gelirse anlatırım. Kemal Uçar, yani Selçuk ve arkadaşları çok mu solcu geliyor? Gelin biraz, Kemal Uçar, Atatürkçü, milliyetçi bir arkadaşımızdır. Kemal Uçar, dünyanın en korkunç iddianamelerinden biriyle içeride yarın duruşması var. Ev hapsiyle çıkarabilmiştik, yarın umarım tahliyesini alacağız. Lale Beş'e, yan yana avukatlık yaptım ben Lale'yle. Sadece baktığı davalar yüzünden ve sesini yüksek çıkardığı için, içeride şu anda iddianamesi hazır değil. Bu avukatların ideolojik olarak ne kadar yakın olup olmadığımızın hiçbir önemi yok. Cübbesinden alınan her avukatın bir artı bir sesi olmaktır benim derdim. Dediğim gibi hani sonra belki bunu konuşma zamanı olur ama ya ortada bu kadar böyle bir manasızlık varken ve baro siyaseti bu kadar çürümüş ve bu kadar artık tuhaf bir hale gelmişken nasıl bir baro vaat ediyorum? Vallahi baro vaat edemiyorum ben yani. Diyeyim ve kime vereyim? Bir araya gideceğiz. Kısa bir ara olacak. 4 dakika. Ondan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ancak kısa bir şey söylemek istiyorum. Kendinize göre eleştirilerinizi bize yaptınız ya da sözü kullanan, o ifadeyi kullanan Vatan Partisi Genel Başkanı Sayın Doğu Perinçek'te ona yönelik eleştirilerinizi kullandınız. Ama görmüş olduğunuz gibi hepinizi davet ettik. Hatta şöyle söyleyeyim, 10 aday var dedik. 3 adayı da, diğer 3 adayı da davet ettik. Telefonuna ulaşamadığımız oldu ve bizi reddeden oldu. Şöyle anlatayım, geliyorsunuz, buyurun, her zaman başımızın üzerinde yeriniz var. Ulusal Kanal sizin de kanalınız. Fikirlerinizi ifade edebilirsiniz. Ulusal Kanal bu yönden oldukça cesur ve herkese açık. Çünkü halkın kanalıyız diyoruz. Böylece isterseniz bir reklama gidelim. 4 dakika sonra kaldığımız tamam. yerden devam edelim. Fikir Meydanı kaldığı yerden devam ediyor. Hemen tekrar konuklarıma döneceğim. Ancak canlı yayındayken şu teklifi de Çiğdem Hanım'a yapmış olayım. Seçim hafta sonu. Hafta sonundan sonra yine Ulusal Kanal'a konuk olabilirsiniz. Bu hafta sonu değil. Önümüzdeki hafta sonu. Tabii. Ha, özür dilerim o zaman. Tamam. 20-21. Aynen. Tamam. 20-21 Ekim tarihlerinde Çiğdem Hanım da seçimlerden sonra yine konuk etmek isteriz. Canlı yayında da bu teklifi yapmış olayım size. Hasan Bey, Hasan Kılıç, Önce İlke Çağdaş Avukatlar Grubu Yükseliş Hareketi adayı. Siz nasıl bir baro vaat ediyorsunuz? Aslında Sayın Kaptan Yılmaz uyardı beni, çok geniş bir soru diye. Mümkün mertebe özetleyerek anlatırsak diğer konuklarımıza da söz hakkı tanımış olalım. Memnuniyetle. Tabii şöyle bakmak lazım. Açıkçası bir giriş yapalım. Çünkü meslektaşlarımızla uzun süredir hep beraberiz. Bir bakış açısı ortaya koyalım. Açıkçası ben 4 dönemdir yönetim kurulu üyesiyim. Şu an halen yönetim kurulunda görev alıyorum. Bazı eksik ve aksaklıkları görmüş durumdayız ve onları çözmek için aslında aday oluyoruz. Son dönemde, özellikle son süreçlerde avukatın yalnızlaştığı, sadece avukatın değil baroların, bu kurumların pasifleştiği, edilgenleştiği, etkinlikten uzaklaştığı bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Dolayısıyla barolar, özellikle İstanbul Barosu,
Türkiye'nin pusulasıdır ve bu çerçevede hareket etmesi gerekir. Barolar sadece avukatların değil, aynı zamanda toplumun da ihtiyaç duyduğu ciddi kurumlardır. Az önce meslektaşlarımız belirtti. Yani bunlar çok ciddi, köklü kurumlar. Cumhuriyet'in kurumları ve onların bir anlamda güçlü kalması aslında toplumun, vatandaşın güçlü kalması demektir. Bu değerlerin güçlü kalması demektir. Ve bu aslında buradaki bütün başkan adayları dahil hepimize yüklenmiş sorumluluklar. Ve bu çerçevede hareket edilmesi gerekir. Şimdi baktığımızda özellikle son dönemde ciddi anlamda sorunlar yaşadığımızı hep beraber görüyoruz avukatlar olarak. Adliye koridorlarından tutun karakollara kadar, emniyete kadar, duruşma salonlarına kadar avukatların ciddi anlamda geriye gittiği, hak ve yetkilerinde bir geriye gidişin olduğu bir süreci hep beraber yaşıyoruz. Şu anda aslında avukatsız yargı özlemi var. Bir kere sorunları ortaya koymamız gerekiyor. Biz bu avukatsız yargı özlemine dur diyeceğiz, onu söyleyeyim. En baştaki adaylığımızla ilgili süreç budur. Bir, avukatın yalnızlaştırılması. İki, süreçteki kurumların, herkesin bir pasif edilgen anlayış içerisinde olması. Üç, bu dediğim durum. Bu konuda biz gerekli müdahaleleri gerçekleştireceğiz ve gerekli çalışmaları mutlaka ve mutlaka yapacağız. Avukatsız bir yargı özleminin olduğunu açık ve net şekilde görüyoruz. En son bir meslektaşımız alındı. Orada ben ilk andan itibaren gittim, yanında oldum. Zaten doğal yaptığımız şeyler. Sonra diğer meslektaşlarımız da geldi. Maalesef orada bir hakimin hangi noktaya gelebileceğini gözümüzle gördük. Siz şimdi bu davranışları gösterirseniz, eğer bir avukatı sırf savunma görevini yaptığı için, sırf görevini yerine getirdiği için böyle bir muameleye tabi tutarsanız, siz orada hukuk devletinden bahsedemezsiniz. Orada yargı bağımsızlığından bahsedemezsiniz. Orada hukuk güvenliğinden bahsedemezsiniz. Bırakın bir vatandaşı, avukatlara karşı muameleleri hep beraber görüyoruz. Şimdi yakın dönemde şunu yaşadık. Şimdi avukatları tutukluyorlar, gözaltına alıyorlar. Örneğin serbest bırakıyorlar, bir gün sonra tekrar tutukluyorlar. Tutukluyorlar, bir gün sonra serbest bırakıyorlar. Hiç kimsenin bu ülkenin yargısını bu pozisyona düşürmeye, hepimize bunu yaşatmaya hakkı yok. Bunu net söylüyorum. Biz bu ülkenin avukatlarıyız. Bu bedelleri biz ödedik. Avukatlarla ilgili tartışmalar oluyor. Efendim barolara şunu yapacak. Hiç kimse barolara hiçbir şey yapamaz. Hiçbir siyasal iktidar bu ülkede barolara dokunarak iktidarının varlığını devam ettiremez. Barolar avukatların örgütlü gücüdür. Avukat yoksa adalet yoktur, yargı yoktur, hukuk devleti yoktur. Orada hiçbir şey anlatamazsınız. Biz buna karşı gerekli mücadeleleri yapacağız. Şimdi meslektaşlarımız herkes aday. Şunu diyorlar bazen. Ya iyi de şu süreçlerde başka şeyler olabilirdi veya siz bu süreçler içerisindeydiniz gibi yorumlar ortaya koyuyorlar. Ben de tam oradan hareket ediyorum. Biz buradaydık, evet. Son dönemdeki eksiklikleri kabul ediyorum. Ben üstüme alıyorum birinin üstüne alması gerekirse. Biz tam da buradaydık işte. Yani bunu bir eleştiri gibi söyleyen arkadaşlarımız oluyor bizim stüdyodaki arkadaşlarımızdan da. Evet, biz buradaydık. Bu stüdyolarda da vardık. O bedelleri ödedik. Birileri Cumhuriyet'in yargısını ele geçirirken, orduyu ele geçirirken, yargıyı dağıtırken biz buradaydık. O bedelleri ödedik. İşte hep beraber birkaç kişi birlikte yargılandık. Özel yetkili mahkemelerin hukuksuzluklarına dur dedik. Haksızlıklarına karşı çıktık. O bedelleri ödedik. Ama bunları ödedik diye gelecek daha güzel günleri oluşturmayacağız, bunun için çalışmayacağız diye bir şey yok. Hepimize yüklenmiş toplumsal görevler var. İşte biz barolar ve avukatlar bunu yapmak zorundayız. Anayasada tabir edilen hak arama hürriyetinin teminatı avukatlardır. Şimdi bunu söylediğimizde şöyle anlaşılıyor. Sanki her avukat, herhangi bir avukat adliyeden içeri girdiğinde kendisiyle ilgili bir süreçle ilgili giriyormuş gibi zannediliyor. Sizin de avukatınız olacak. En tepedekinin de avukatları olacak ve oldu. Onları da savunan avukatlar oldu. Bu anlaşılması gerekir. Her adliyeden giren avukat
aslında bir vatandaşın hakkını ve hukukunu temsil etmek için girer. Vatandaşın gerçek ve tek temsilcisi avukattır. Dolayısıyla biz onun hakkını, yetkilerini kuvvetlendirmek zorundayız, güçlendirmek zorundayız. O yüzden bu mücadele çok önemli bir mücadele. Tıpkı geçmişteki gibi bu bedelleri ödemeyi göze alarak bu mücadelenin içerisinde olmamız lazım. Hiç kimse ama hiç kimse tek bir avukata dokunamaz prensibini yerleştirmemiz gerekiyor. Ben elimden geldiğince her meslektaşımın yanında oldum. Hiçbir meslektaşım şunu demez. Yani şurada gelmedi, şurada katılmadı, şu mücadelede olmadı. Bakın o mücadeleleri de biz verdik. Ergenekon'da, Balyoz'da, özel yetkili mahkemelerde, Oda TV'de, Türkan Saylan'da, Çağdaş Yaşam'da, Vatan Emniyet'te, o çocukların fotoğrafları yerlerdeyken bu barolar bu mücadeleleri verdi. Dolayısıyla yeniden İstanbul Barosu, yeniden dünyanın en büyük barosu ve bu gücü oluşturmamız gerekiyor. Şimdi meslektaşlarımızın çok köklü sorunları var. Şöyle ayırayım. Bir, yargıyla ilgili sorunlarımız var. Hukuk devletinin tesisiyle ilgili sorunlarımız var. Hukuk güvenliğiyle ilgili sorunlarımız var. Ve avukatlıkla ilgili sorunlarımız var. Şimdi bu değerler aslında Cumhuriyet'in ilke ve değerleri. Ben hep söylüyorum, Cumhuriyet'in ilke ve değerleri avukatlık mesleğinin aslında varoluş değerleri. Onlar olmadığı zaman siz avukatlık mesleğini yürütemezsiniz ve yok olur. Biz bunları bir bütün halinde değerlendirmeliyiz. Avukat merkezli, avukatçı bir bakış açısını ortaya koymalıyız. Avukatı asla ve asla yalnız bırakmamalıyız. İstanbul Barosu'nu örgütlemeliyiz. Gücümüzü, kaynağını aldığımız avukattan almalıyız. Onlara dönmeliyiz. Avukat baro kucaklaşmasını gerçekleştirmeliyiz. Şimdi ben bunları söylerken aslında bir anlamda şunu söylüyorum. Buralarda eksik kaldık ve bunları yapmamız gerekiyor. Şimdi bakın, genç meslektaşlarımızın sorunları var. Bağlı çalışan avukatların sorunları var. CMK avukatların sorunları var. Kıdemli meslektaşların sorunları var. Yani hiç kimse avukatlara kızmasın. Bu bedel ödeyen avukatların bu sorunlarının çözülmesi gerekiyor. Biz bunu herkesten talep edeceğiz. Bu hakkımız, bu mücadeleyi yapacağız. Yapıcı tutumları ortaya koyacağız. Ama hiç kimsenin avukatın hak ve yetkilerini almasına, ona dokunmasına asla ve asla izin vermeyeceğiz. Ona izin verirsek az önce saydığım adalet kavramını, hukuk devletini ortadan kaldıracağımızı biliriz. Dolayısıyla bu çerçevede hareket ederiz. Bugün CMK avukatları angarya altında çalıştırılıyor. Bakın biz bunu öneriyoruz. Çok uzun süreler davalara giriyorlar. Niye burada örneğin ek ücret ödenmiyor? Niye asgari ücret seviyesine getirilmiyor? Bunları ısrarla, coşkuyla, kararlılıkla talep ediyoruz, edeceğiz. Avukatı güçlendirmeliyiz. Sadece hak ve yetkileri değil, aynı zamanda ekonomik olarak da koşullarını mutlaka iyileştirmemiz gerekiyor. Ekonomik haklarımızı geliştirmemiz gerekiyor. Şimdi noterler, veraset ilamı olsun, vekalet çıkarılması olsun, diğer alanlar olsun, bizim projemiz var. Denetçi avukat, anonim şirketlerdeki süreçler, buraları mutlaka geliştireceğiz. Yani şöyle düşünmeliyiz. Siz örneğin doktorluk nasıl bir meslek? Bir kamu hizmeti yürütüyor ve bütün toplumu etkileyen bir hizmet yürütüyor. Şimdi siz doktoru yalnızlaştırırsanız, güçsüzleştirirseniz bu kimi etkiler? Toplumu etkiler. Dolayısıyla avukatı da mutlaka ve mutlaka güçlü bir konuma getirmek gerekiyor. Avukat bir kamu hizmeti yürütüyor ve bu çerçevede bir değerlendirme yapıyor. Şimdi biz bu çerçeveleri mutlaka geliştirmemiz gerekiyor. Özellikle avukatların sorunlarına ciddi anlamda eğilmemiz gerekiyor ve avukatı asla ve asla yalnızlaştırmamamız gerekiyor. Şimdi ben şunu söyleyeyim. Geçmiş yıllarda da oldu. Bakın, özellikle son dönemde çok sayıda meslektaşımızla ilgili haksız, sırf görevlerini yaptıkları için gözaltılar, yakalamalar, gözaltılar, tutuklamalar söz konusu. Buralarda ciddi bir değerlendirmeye ihtiyacımız var. Şöyle ayırıyorlar, senin suçlun daha iyi, benim suçlum daha kötü. Böyle bir şey olur mu? Şimdi avukatları aldıkları davalar üzerinden yargılıyorlar. Bunu asla kabul etmiyoruz. Burada bir değişikliğe gitmemiz gerekiyor. Ben hep şunu söylüyorum meslektaşlarıma. Her avukat bir güçtür. Ve biz o gücün toplam yansıması olacağız. Bunu böyle değerlendirmemiz gerekiyor. Avukatı sırf aldığı görev üzerinden, yaptığı meslek anlamında müvekkili üzerinden şahsileştirirseniz,
kişiselleştirirseniz, itibarsızlaştırmaya çalışırsanız siz orada çok büyük yara açarsınız. Buralarda çok ciddi sorunlarımız var. Bakın herhangi bir avukatla ilgili, peki hemen. Herhangi bir avukatla ilgili herhangi bir süreç yaşansın, hemen o avukatla ilgili dava açılır, diğerleriyle ilgili dava açılmaz, izin dahi verilmez. Şimdi buralarda çok ciddi anlamda sorunlarımız, eksikliklerimiz söz konusu. Özgür ve bağımsız savunmayı mutlaka ve mutlaka oluşturmamız gerekiyor. Biz yine meslektaşlarımızın sadece bizi genelde şöyle bilirler, işte sokakta, sokak dediğim yani koridor, mahkeme koridorlarında, karakollarda o süreçlerde bilirler. Ama bu yetmez, biz bütün alanları düzenleyeceğiz. Meslektaşlarımızın eğitimiyle ilgili bir akademi çalışması kuruyoruz, sürekli eğitim merkezi kuruyoruz, bilim kurulunu oluşturuyoruz. Bunların hepsini düzenliyoruz, baro konseyini kuruyoruz. Kaybeden meslektaşlarımızın da gelip çalışacağı bir sistemi mutlaka ortaya koyacağız, lafta değil. Gerçekten etik kurulu oluşturuyoruz. Bütün meslek ilke ve kurallarımızı yeni baştan güncelleyeceğiz. Eksiklikleri ortaya koyacağız. Meslektaşlarımızın takıldığı noktaları da mutlaka bildireceğiz. Adliyelerde adeta kılcal damarlar şeklinde her yere ulaşan bir İstanbul barosunu oluşturacağız. Bölge ağlarını, sistemlerini. Ben diğer meslektaşlarımıza söz bırakayım. 25 başlık altında da projemiz var. Biliyoruz bu süreçlere hakimiz, bunları mutlaka ve mutlaka gerçekleştireceğiz. Hemen izleyicilerimiz için söyleyeyim. Adayların sosyal medyada da yapacakları çalışmalara, projelere yönelik bilgilendirmeleri var. Oradan da takip edebilirler. Avukat Hakları Grubu adayı Gökhan Ahi. Gökhan Bey, size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Çünkü genel bir soru. Önce nasıl bir baro vaat ettiğinizi söyleyin bize, buyurun. Tekrar herkese merhabalar. Zaten diğer başkan adayları sağ olsunlar hukukun genel sorunları hakkında gayet güzel bilgiler verdiler. Biz de bunlara katılıyoruz ama katılırken de tabii ki bazı şeyleri, noktaları ön plana koymakta fayda var. Zaten isminde avukat olan iki tane grup varız. O gruplardan biri de biziz. Bizim odaklandığımız nokta avukat hakları. Şimdi yargının kurucu unsuru dedik avukat için. Evet, gerçekten de avukat yargıdaki halkın temsilcisi, güçlü devlete karşı veya güçlü kurumlara karşı vatandaşı hukuk önünde eşitleyen bir mekanizmadır. Aynı zamanda da hukuki danışmanlık vermekle beraber, hukuki yardım etmekle beraber bir yandan da bir müfettişlik görevi de görür. O yüzden avukatlık kurumu bir kere çok önemli. Bunun altını bir kere daha çizmekte fayda var. Biz de avukat hakları grubu olarak özellikle avukatın güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Ve daha önceki baro seçimleri ve baro yapılanmaları bize şunu gösterdi ki biz geçen seçime ilk defa girdik avukat hakları grubu olarak. Sayın Ömer Kavili başkan adaylığında girmiştik. Sorunların ortak noktasının, yani bütün siyasi görüşü, inancı, hayat görüşü, felsefesi ne olursa olsun tüm avukatların aynı sorunlarda toplandığını gördük. Ve dedik ki avukatların sorunları aynı, kim olursa olsun bizi bir araya getiren şey mesleğimiz, bizi bir araya getiren anlayış hukuk. Dolayısıyla sorunlarımızı ortak bir şekilde çözmekteyiz. Fakat görünen o ki bugüne kadar gelen baro seçimlerinde hep böyle bir siyasi angajmanlar oldu. Yani gruplar hep böyle bir siyasi alanlara göre şekillendiler. İlk defa bu seçim 10 aday çıktı ama yine siyasi angajmanlar şeklinde tabii ortaya çıktı. Biz bu anlayışı reddederek doğrudan avukat haklarına odaklandık. Çünkü ne olursa olsun bütün bunların içerisinde bir siyasi angajman olmaması gerekti. Özellikle meslekte ve bu mesleğimizi yaparken karşılaştığımız sorunlara ortak yaklaşmak gerektiğini ortaya koyuyoruz. Biz nasıl bir baro hayal ediyoruz? Onu söyleyeyim. Baroyu biz bir kere bir meslek örgütü olmaktan daha yüksek bir noktaya taşımamız lazım. Çünkü baro bizim gözümüzdeki 140 yıllık şerefli bir mazisi olan bir barodan bahsediyoruz. Cumhuriyet'ten de eski bir kurumdan, bir müesseseden bahsediyoruz. Baroyu konumlamamız gereken yerler artık farklılaştı. Biraz çağ değişti, teknoloji değişti. Her şey çok farklı, yeni anlayışla harmanlanıyor. Biz baroyu öncelikle etkin bir lobi örgütü olarak görmek istiyoruz. Sadece bir meslek örgütü değil, işte sicil tutan, baro odaları, servisleri düzenleyen, avukatların işte böyle günlük pratik sorunlarını çözmekten uzak bir baro olmaktan çıkıp yerine avukatın haklarını her platformda savunan ve bu taleplerini almak için sonuna kadar uğraşan etkin bir lobi gücünden bahsediyoruz. Çünkü arkamızda öncelikle İstanbul Barosu'nun 41 bin avukatının gücü var ve daha sonra Türkiye'deki toplam 120 bin avukatın gücü var.
Eğer biz avukatları siyasi angajmanlarına göre gruplarsak, az önce de söylendiği gibi avukatları gruplamış oluruz ve gruplarken de avukatların talepleri veya hukuk önünde göstermiş oldukları çabalar arasında uçurumlar yaratırız. Bu uçurumları yaratmamak için bir kere 40 bin artı toplamda 120 bin avukatın gücünü arkamıza alacak bir lobi gücü oluşturmak zorundayız. Aynı zamanda barolar hukukun üstünlüğünü savunmak, hukukun üstünlüğünü korumak gibi bir görevi var. Bu görevi de şu ana kadar layıkıyla yerine getirdiğini söylemek çok güç açıkçası. Çünkü baroların aynı zamanda bir izleme örgütü, bir baskı grubu gibi de çalışması lazım. Hukuka aykırılıkları yerinde tespit edip bu hukuka aykırılıkları raporlaması, yanlış hukuki uygulamaları toplayıp bunları ilgilerin önüne koyması ve kamuoyunda tartışması da gerekiyor. Ki bu özellikle vatandaşın mahkemeler önündeki temsilcisi avukatlar anlamında adalete erişim anlamında da çok önemli bir fonksiyonu yerine getirir. Çünkü hatalarımızı görmemiz lazım ve yargının hatalarını ve hukuki uygulamaları, yanlış hukuki uygulamaları da bir şekilde raporlamamız lazım. Bugüne kadar hep aynı sorunlardan bahsedip duruyoruz. Klasik, standart sorunlar ama bir adım ileri gitmiş değiliz. Baronun yine bir sivil toplum örgütü gibi çalışması lazım. Vatandaşın da aynı zamanda barosu olması gerekiyor. Çünkü bir sivil toplum örgütü olarak da baro, vatandaşın adalete erişim konusunda gerek adli yardım, gerek CMK, gerek önleyici, koruyucu, avukatlık anlamında da çok fazla etkin olması gerektiğini düşünüyoruz. Ve tabii bütün bunların hepsini de bir akıllı muhalefet şeklinde modellememiz gerekiyor. Yani barolar şimdi avukata yüklenen bir misyon vardır. Avukat hep muhalif olmak zorunda diye. Evet, avukat muhaliftir ama avukat aynı zamanda bir diplomattır. Avukat aynı zamanda sorun çözücüdür. Avukat aynı zamanda sorunu ortadan kaldırandır. Hukuki danışmanlık vermekle değil, aynı zamanda sorunu çözen bir şey de var. Avukatlık kanunu bize bu yetkiyi vermiş. En uygun çözümü bulmakla mükelleftir avukat demiş. Yani bu her şey illa yargıda bitecek anlamında taşımıyor. Ve bu misyonumuzu da biz avukatlara üstlendirmeyi mutlaka düşünüyoruz. Çünkü baktığınız zaman vatandaşa da bir temel hukuki anlayış, farkındalık kazandırmamız lazım. Bugün vatandaşın gözünde avukatlar hep şöyle düşünülüyor. Biz anket yaptırdık, sokak röportajları yaptırdık. Baktık, Allah avukata düşürmesin. Yani vatandaşın gözünde de avukatın itibarı yok. Bırakın yargının itibarını, hepsinden bahsettiler zaten yargıdaki itibarını. Vatandaşın da avukata bir güveni yok, yargıya güveni yok. Halbuki avukat aynı zamanda önleyici, koruyucu bir danışmanlık hizmeti de vermektedir. Bakın bugün tapu dairelerinde yaşanan olaylar, mesela tapu alım satımı veya atıyorum anonim şirketler, limited şirketler, bu kadar ticari işlem yapılıyor. Bunların çoğunda herhangi bir avukat görüşü alınmadan yapılıyor. Sonra bunların hepsi dava olarak, yargıya bir yük olarak biniyor. Ve bu da yıllarca süren davalar oluşuyor. Halbuki avukatın böyle bir fonksiyonun kullanılabiliyor olması lazım. Ve burada yaratılan boşluk, hasar danışmanlık şirketleri veya işte başka tür danışmanlık şirketleri, yabancı danışmanlık şirketleri, bir sürü konuyla ilgisi olmayan, hukuk bilmeyen insanların oyun alanı haline gelebiliyor. Burada da hukuka güven, yargıya güven, avukata güven zedelenebiliyor. Biz bütün bunların hepsini tek bir sorun haline düşürüyoruz. Aslında avukatın burada sorunu hem ekonomik bir baskı görmesi, çünkü 16 bin hukuk fakültesi öğrencisi gelmiş bu sene. Toplamda 60 bine yakın hukuk fakültesi öğrencisi var şu an. Avukat sayısı gelmiş 120 bine. 5 sene sonra 200 bin avukattan bahsediyoruz. Acaba nüfus bu kadar avukatı kaldırabilir mi? Belki kaldırır ama bu kadar yüksek bir talep var mı? Yok. Yani avukata talep de düşük. İnsanlar avukata güvenmek istemiyor veya avukata danışmak istemiyor çeşitli sebeplerden dolayı. Bir de işin içerisinde tabii ki ekonomik bağımsızlığın yanı sıra psikolojik sorunlarımız da var. Yani adliye girişten tutun, karakolda, kamu kurumlarında avukatların yaşamış olduğu bir sürü olumsuzluk var. Bugün adliye ulaşımınızı yapıyorsunuz, adliyenin otoparkına girerken aracınızın bagajı aranıyor, girişiniz 25-30 dakikayı buluyor, asansörde vatandaşla beraber sıra bekliyorsunuz, duruşmaya, hak aramaya gittiğinizde zaten kolunuz, kanadınızın bir kısmı kırılmış oluyor. Yani başınız dik bir şekilde gidip hakkınızı savunacak bir vaziyette değilsiniz. Bu bir psikolojik baskıdır. Hapis tehdidi, soruşturma tehdidi, gözaltı tehdidi. Bakın Sayın Ömer Kavili olayını herkes biliyor. Burada her gruba ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Birçok avukata teşekkür ediyorum. Herkes orada birlik oldu. Herkes orada aynı şekilde koşturdu, bir çaba gösterdi. Niye? Çünkü bir avukatlık mesleğine saldırı değildi o aslında. O vatandaşın yargı bağımsızlığına ve vatandaşın savunma özgürlüğüne yapılan bir baskıydı. Bunu sindirme politikasıydı. Burada herkes nasıl durabildiyse avukatlar,
aynı şeyi burada daha şiddetli bir şekilde göstermemiz lazım. Avukata yapılan hem psikolojik hem ekonomik eziyetleri. Bütün bunları düşündüğümüz zaman evet avukatlar için sadece bu değil, avukatları her anlamda geliştirmemiz lazım. Çünkü bugün genç avukatlar sorunlu, stajyer avukatlar sorunlu, engelli avukatlar var. Engelli avukatların sorunları hiç gündeme gelmiyor. Çalışma özgürlükleri kısıtlanmış vaziyette. Fiziki engellerle uğraşıyorlar. Aynı zamanda kamu avukatları, kurum avukatları var. Bunların üzerindeki baskılar farklı. Daha ekonomik ve daha işte yönetsel bir takım baskılar hissediyorlar üzerlerinde. Bütün bunların hepsini kaldırmak için etkin bir baro gerekiyor ve etkin bir baro içinde tüm siyasi angajmanlardan arınmış, toplu halde davranabilen ve bütün haklarını kolektif savunabilen bir baroya ihtiyacımız var. Bu yüzden biz avukat hakları grubu olarak ortaya çıktık ve bütün bunların hepsini ayrıştırıp tek bir şeye odaklandık. O da avukat. Avukatların evet. Sorunları. Eğer avukatı güçlü kılarsak, avukatı etkin kılarsak o zaman işte yargıdaki gücümüzü hatırlarız. Yargıdaki kurucu ayak olduğumuz unsuru hatırlarız ve yargıda etkin bir güç haline geliriz. Bugün yargıda etkin olmamamızın sebeplerinin ana sebeplerinden bir tanesi avukatın kolunun kanadının kırık olması ve arkasında baro denilen örgütü hissedememesi. Sorunlarına duyarsız kalınması. Ve bugün nereden bakarsanız bakın baroların mutlaka adliyelerde, karakollarda, cezaevlerinde avukatların sorunlarını her gün, her dakika izliyor ve bununla ilgili çözüm arıyor olması lazım. Baktığımız zaman bunu ne yazık ki görebilmek mümkün değil. İcra dairelerinde sorun yaşayan avukatlar var, müvekkilleriyle sorun yaşayan avukatlar var, cezaevlerine girişte sorunlar var. Yani çok çok sorun var. Bunlar kolay kolay çözülecek gibi durmuyor. Ama örgütlü bir baro, etkin bir baro bu sorunların hepsinin üstünden gelebilir. Milliyetçi Avukatlar Grubu adayı Kaptan Yılmaz. Sayın Yılmaz, size de aynı soruyu yöneltmek istiyorum. Sizin projeleriniz neler? Nasıl bir baro vaat ediyorsunuz avukatlar için? Şimdi program arasında söyledim. Soru o kadar genel bir soru ki belki... Mikrofonu kullanırsak... Soru o kadar genel bir soru ki nasıl bir baro istiyorsunuz sorusu, nasıl bir avukat istiyorsunuz, nasıl bir hukuk sistemi istiyorsunuz, bütün bunları birlikte cevaplamak lazım. Herhalde bir özet yapacağız evet, konuşmanın başında. Evet, sevinirim özet yaparsanız. Detaya ilerleyen turlarda gireceğiz. Şimdi meslektaşlarıma niye baroya aday olduğunuz sorusudur aslında ilk sorulması gereken. Biz bu konuda biraz iddialıyız. Belki burada baroya aday olan gruplar içerisinde hem adaylığını hem kurullarını en demokratik şekilde belirleyen grup biziz. Gerek başkan adayı gerek kurullar ön seçimde belirlendi. Grubumuzun bir seçim heyeti tarafından yönetim, denetim, disiplin ve delegasyonumuz belirlendi. Konuya şunun için buradan giriyorum. Eğer siz kendi seçiminizi çoğulcu bir sistemle yapmazsanız, kendi tabanınıza yayarak ortaya koymazsanız, baroyu bireysel olarak yönetirsiniz, grubunuz olarak yönetirsiniz. Sözünüz, söyleminiz sadece bir kesimin sözü olarak algılanır ve yankı bulmaz. Burada yargının sorunlarını konuşurken belki Cumhuriyet tarihinin tamamına bakmak lazım. Mevcut dönemin sorunu olarak görünüyor yargının siyasallaşması ama her geçen gün dozunun arttığını söyleyebiliriz. Ama yargının siyasallaşması, daha doğrusu siyasetin yargıya müdahalesi belki Türk hukuk tarihinin tamamında konuşulması gereken ya da varlığı kabul edilmesi gereken bir olgu. Yasama, yürütme, yargı, üç sacaya meslektaşlarım doğru söylüyor. Yani çok ezber cümleler, çok klişe cümlelerle konuşuyoruz. Ama bu ülkede yargının kuruluşundan bu yana siyasetin karşısında müdahaleye açık olduğunu, bunun bir sistem sorunu olduğunu ortaya koymadan
baroyu, avukatlığı, Türkiye'deki hukuk sistemini konuşmanın hiçbir işe yaramayacağını başta kabul etmek lazım. Burada mevcut baro yönetimine, eğer ilerleyen turlarda ona sıra gelirse yönelteceğimiz pek çok eleştiri olur. Ama avukatlığı konuşacaksanız önce Türkiye'de hukuk sistemini konuşmanız lazım. Bizim sloganlarımızın biri avukat yoksa adalet yoktur. Meslektaşlarım da benzer şeyler söyledi. Avukat yoksa hukuk da yoktur. Avukatın olmadığı bir hukuk sisteminde savunmanın profesyonelce yapılmadığı bir hukuk sisteminde bir savunmadan, bir adil yargılamadan bahsedemezsiniz. Verdiğiniz karar yine bir mahkeme kararıdır ama o karar, biraz önce meslektaşlarımın yakın zamandaki tutuklamaların gerekçelerini eleştirirken söyledikleri gibi artık o gerekçeler hukuki olmaktan çıkmıştır. Ben siyasi olarak da değerlendirmiyorum. Bakın, her tutuklama bir siyasi müdahalenin olup olmadığı endişesini doğuruyor. Esasen temel sorunumuz da burada. Belki siyaset yargıya bu denli müdahil değil. Ama biz hukukçularda bile her dosyaya müdahale edilebildiği intibanın oluşması bile tek başına bu ülkede verilen mahkeme kararlarının hukukiliğini, güvenilirliğini ortadan kaldırır. Mahkeme kararları yargılamayı onun için önemsemiyor muyuz? Bir kişilerin bireysel yargılama, bireysel cezalandırma, kendi ihtilaflarını başka mercilerde çözme güdülerini, isteklerini frenler. Profesyonel, adil, eğitimli insanlar tarafından sorunun, problemin çözümü, aslında problemin ortadan kalkması için de, yeni problemlerin oluşması için de bir engeldir. Ama siz her yargılamayı kimin müdahalesi var endişesiyle izlerseniz yargıya güveni ortadan kaldırırsınız. Ha, burada barolar, avukatlar ne tip bir fonksiyon üstlenmek zorundalar? Belki bizi ilgilendiren en temel boyutu bu. Evet, Türkiye'de yargının içinde bulunduğu durumu herkes eleştiriyor ama üzerine vazife olan, bu işin düzelmesi için bir şey yapması gereken kurumların başında baro geliyor. Çünkü en bağımsız kurum biziz. Hareket kabiliyeti en yüksek kurum yine biziz. Barolarız, avukatlarız. Şimdi yargının, dünyanın her yerinde yürütme, yargıya müdahale etmek ister. Bu sadece bizim memlekete özgü bir durum değil. Amerika'da da yürütme, yargıya müdahale etmek istiyor. Mesele eylemlerinin karşısında direnen bir yargı olup olmadığı. Bu yargının direnmesinin temel kriteri de yargıcın kendini güvende hissetmesi, güvencede hissetmesidir. Böyle çok somut örneklere girmek istemem ama bir yargıcın vereceği karar neticesinde endişe duymamasıdır bu. Bugün Türkiye'de bu endişe olmadan karar veriliyor mu sorusuna maalesef veriliyor diyemiyorum. Diyebilen meslektaşlarım varsa gerekçelerini duymak isterim. Devlet yargıya nasıl bakıyor? Bir kere yargıyı, yargılama hizmetini bir kamu hizmeti olarak görmüyor. Bakın, bu ülkede sağlık bir kamu hizmetidir. Giderinin çok büyük bir kısmı devlet tarafından karşılanır. Bu ülkede eğitim bir kamu hizmeti olarak kabul edilir. Eğitim giderlerinin çok yüksek oranı devlet tarafından karşılanır. Ama bakın, son bir rapor, Avrupa Konseyi'ne bağlı Avrupa Adalet Etkinliği Komisyonu ÇEPE'nin bir raporu var. Türkiye'de kişi başına yargı gideri 18,5 euro. Avrupa ortalamasının 1/3'ü bu. Ve Türkiye'de yargı giderlerinin %60'ı harçlardan karşılanıyor. Yani bunun özeti şu aslında. Devlet yargıya harcadığı bedelin %60'ını vatandaştan tahsil ediyor demektir bu. Yargıya bakış açısı bu olan, bunu sadece mevcut siyasal iktidar için söylemiyorum. Ha, giderek kötüye gittiğini söyleyeyim. Çünkü 2014 verilerinde bu 20 euro civarındadır. 2016 verileri 18 euroya düşmüştür. Siz sağlık hizmeti gibi, siz eğitim hizmeti gibi görmezseniz yargıyı,
avukatlık hizmetine ihtiyaç bırakmazsınız bu ülkede. Avukatlık hizmetinin getirildiği nokta, avukatın ekonomik durumu, genç meslektaşların sorunlarını tartışıyoruz. Genç meslektaşların sorunlarını tartışırken avukatlık hizmetinin yargı içerisinde hangi aşamada ihtiyaç duyulan bir hizmet olduğunu konuşmak lazım. Bu ülkede avukatlık hizmeti ihtilaf doğduktan ve ihtilaf adalete, yargı mekanizmasına ulaştıktan sonra ihtiyaç duyulan bir hizmettir. Bakın, önleyici bir hizmet diyorsunuz. Önleyici hizmet olarak avukatın verebildiği hizmetten bahsedemezsiniz. Bu hizmetleri noter veriyor maalesef bu ülkede. Bunu avukata güvensizlik olarak değerlendirebilirsiniz. Çok somut örnektir ama yüzlerce kez söylemekten yılmayacağız, yorulmayacağız. Vekaletnamesini kendi düzenleme yetkisine, güvenine sahip olmayan, güven diyorum, yani böyle bir güven vermediği düşünülen kurumdan bahsediyoruz. İnsan Hakları Mahkemesi'ne vekaletinizi kendi imzanızla sunabiliyorsunuz ama müvekkilinize vekillik hizmeti verebilmek için düzenlediğiniz vekaletnamenin bir başka kurumun onayına ihtiyacı var. Bu ülkede avukata bakışı değiştirmedikçe, avukatlık hizmetinin kamu hizmeti olduğu kağıt üzerinde, evrak üzerinde kalmadıkça, kamu hizmeti olabilmesi için avukatlık hizmetine devletin bütçe ayırması lazım. Avukatlık hizmetinin bir kısmına katkı sağlaması lazım. CMK hizmetlerini bir katkı olarak görmüyorum. Adli yardım hizmetlerini devletin bu ülkede avukatlık hizmetine verdiği bir katkı olarak görmüyorum. Sebebi şudur. Siz ekonomik gelir araştırması yapıyorsunuz burada. Yani ekonomik durumu iyi değilse adli hizmet veriyorsunuz. Peki sağlık hizmetini ekonomik durumu iyi olmayanlara mı veriyor bu ülkede devlet kamu hizmeti olarak? Eğitim hizmetini böyle bir ayrımla mı sunuyor? Sadece yargı hizmetinde avukata ihtiyaç duyanın hizmeti ancak ekonomik durumu kötü ise devletin katkı sağladığı bir hizmet olarak veriliyor. Yakında öğrendiğim bir durumdur. Bunu da buna da değinmeden geçemeyeceğim. Adli yardımda görev alan arkadaşlarımız sonucu ekonomik mali ise ortaya çıkan tazminattan baromuz %10 pay alıyor. Yani avukatın hizmeti üstünden sadece devlet gelir sağlamıyor. İstanbul Barosu da avukatın emeğini sömürüyor. Bunu yasal dayanakları olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama netice itibariyle bu tespiti yapmak zorundayız. Almıyor musunuz artık? Barolar Birliği de. Ayrı. Yani gelen, devletten gelen paranın %10'unu genel şeyden Barolar Birliği kesiyor ama onu da daha sonra yine avukata ödenmek üzere barolara aktarıyor. Onu demiyor. Yani onun söylediği farklı, evet. Evet, eskiden alınan bir şeydi. Evet, alınıyordu eskiden, dediği doğru. Avukatlardan %10 kesinti yapılarak alınıyordu ama artık. Cümleyi de toparlarsak Kaptan Bey, bu arada ben de girmiş olayım. Cem Bey de orada bizi bekliyor, söz bekliyor. Peki. Avukatlar beni bekliyor. Doğrudur. Yargıyı konuşmadan, yargının sistemsel sorunlarını konuşmadan avukatın sorununu, baronun sorununu konuşamayacağız. En başta söylediğimi tekrar ederek söylüyorum. Nasıl bir avukat, olay buradan başlar, olması gereken avukat ve nasıl bir baro, sonra nasıl bir yargı. Bu üçlem içerisinde meseleyi konuşmadıkça avukatın ekonomik sorununu, avukatın algı sorununu, otopark sorununu, adliyeye giriş çıkış sorununu hiçbirini konuşamayız. Çok seslendirildiği, dillendirildiği bir sorun olması bakımından bir hususa değinerek toparlayayım cümleyi. Bakın, avukatların adliyelere girişte üstlerinin aranmasını, avukatın bir bireysel sorun yaptığı, bir kimlik sorunu yaptığı algısı var bu memlekette maalesef. Bunun bir güvenlik sorunu olduğu savıyla ortaya konulan bir iddia bu da. Şimdi yargıcı, Cumhuriyet Savcısını ve avukatı
eğer bu yargının eşit unsurları olarak görüyorsanız muameleyi de eşit yapmak zorundasınız. Sistemi de ona göre düzenlemek zorundasınız. Eğer güvenlik gerekçesiyle avukatların üstleri aranacaksa Cumhuriyet savcıları ve hakimlerin de üstleri aranarak o adliyeye girmek zorundalar. Bu aşağılayıcı bir şeydir. Avukata güvensizliğin ta adliyenin kapısında başlamasıdır. Bakın avukatlar bu ülkede Cumhuriyet savcılarının da hakimlerin de ihtiyaç duyduğu bir meslek icra ediyorlar. İhtilaflarında başvurdukları kapı avukatların kapısıdır. Bu muameleyi eşit muamele haline getirmezseniz avukatın duruşmada dik duruşunu sağlayamazsınız. Adliyenin kapısında üstünü başını arayarak adliyenin içerisine soktuğunuz, dinlenme alanlarından ihtiyaç alanlarına kadar, yemekhanesinden sigara alanlarına kadar bir ayrıma tabi tutarsanız ve bu ayrım kalite ayrımı aynı zamanda, bunu şunun için söylüyorum, asansörünü ayrı tutarsanız, tabiri caizse duruşmanın kapısına kadar ezdiğiniz, sıkıntı çektirdiğiniz avukata duruşma salonuna girdikten sonra çok cesur bir tavır göstermesini bekleyemiyorsunuz. Yani ezerek gidiyorsunuz. Duruşmaya avukatı öyle sokuyorsunuz. Ha burada konuşulacaktır. Cumhuriyet savcısının konumunu konuşmak lazım. Belki bir ayrı başlık halinde onu genel sorumu tamamladıktan sonra ama onlara girelim. Toparlayarak söylüyorum. Evet. Bu ülkede avukatı Cumhuriyet savcısı ve hakimle eşit noktaya taşımadıkça detayını anlatırım. Harçlardan avukatlara pay verilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü devlet avukatlık hizmetine bedel ayırmak zorunda. Evet. Eğer verdiğimiz hizmet bir kamu hizmeti ise, eğer devletin adil yargılama yükümlülüğünü yerine getirmede avukat bir ciddi görev ifa ediyorsa, hiç kusura bakmasınlar, devlet bu göreve bir bedel ödemek zorunda. Cumhuriyet savcısının, hakimin maaşını ödüyorsa avukatın hizmetine karşılık harçlardan pay ayırma olur. Baro pulu örneğinde olduğu gibi başka bir metotla olur. Sembolik de olsa devlet bu hizmete bir karşılık ödemek zorundadır. Peki, teşekkürler Sayın Yılmaz. Hemen. Kısa yaparsanız Cem Bey'e de size bugün Bakırköy Adliyesi'ndeki gözlerimi söyleyeyim. Adliyenin çevresinde bir yerde bir pazar var herhalde. Bugün öğle tatilinde dönüşte hakimi, savcısı, memuru, hizmetlisi pazardan alışveriş yapmışlar. Poşetleriyle adliye, iş yerlerine dönüyorlar. Hiçbiri kapıdan geçmedi. Duyarlı kapıdan geçmedi. Pazar çantaları, meyveler, sebzeler hepsi böyle rahat rahat gibi, içinde bir şey olduğunu söylemiyoruz ama hani buradaki ayrım farkını göstermek için söylüyorum. Güvenlikse Sayın Yılmaz'ın dediği gibi savcısına, hakimine de güvenlik. Çok özür dilerim. Sayın Karatay, lütfen son olsun ama lütfen. Mikrofon. Çünkü daha Sayın Durakoğlu'na söz vereceğim. O diğer bölüme bırakmak zorunda kaldım. Özür diliyorum, toparlayayım. Bu güvensizlik bütün meslektaşların ağrına gittiği için bu örneği vermek zorundayım. Verip vermemekte tereddüt ettim aslında. Eğer bir güvenlik sorunu varsa, yani yargıçtan, Cumhuriyet savcısından daha az güvenli görülüyorsa avukatlar adliyelere girişte, mensuplarının yarısı ya tutuklanmış, ya cezaevinde, ya firari olan ve isnat edilen fiil de basit bir fiil değil. Yani terör suçlamasıyla ihraç edilmiş bir kurumla kıyaslandığında avukatlar bu sınavdan çok daha başarılı geçmiş, daha az zarar almıştır. Onun için güveni ortaya koyarak bunu bir tartışma konusu yapmak herhalde en son avukatlarla ilgili ortaya konulacak bir durumdur. Peki, sağ olun. Sayın Karatürk, Ortak Hedef Platformu adayı. Kusura bakmayın, size geç söz verdim. Son olarak Sayın Durakoğlu'na vereceğim. Çünkü bütün eleştirileri not etmek istedi kendisi de.
Henüz başlamadık, eleştiriler de gelecekmiş. Buradan bunu da öğrendik. Ortak Hedef Platformu adayı Sayın Karatün nasıl bir baro vaat ediyor? Ben Sayın Durakoğlu'na teşekkür ediyorum. İlk önce adaylığımı açıklayınca ilk önce kendisine gittim, ziyaret ettim. Üstad dedim, ben aday oluyorum. Hatta benim lehime çekilmenizi bile öneririm dedim. Cem dedi, eğer sen seçilirsen ben seninle beraber rahat çalışırım. Ben de Durakoğlu seçildiğinde rahat çalışırım. Buradaki bütün arkadaşlarla çalışırım. Tabii böyle bir ortamda, şimdi bizi sadece avukatlar değil, halk da izliyor. Bütün avukatlar bir araya gelmiş, konuşma sırası bu Cem'e gelecek mi diyorlarsa gelir. Gerçi beni zora soktu arkadaşlarım. Çünkü sorunlar birçoğu müşterek, hepimizin beraber dile getirebileceği sorunlar. Avukat ne yapmalı, baro ne yapmalı, avukata neden ihtiyaç var? Bunların ilk önce tespit edilmesi lazım. Bir kere hukuk topluma dokunan, avukat da hukukun içinde olan bir şey. Ben mesela daha farklı perspektiften yaklaşmak istiyorum. Şimdi hep yargılamanın üç ayağı vardır, saç ayağı vardır. Üçünden birisi avukattır der, ben inanmıyorum ona. Şunu söyleyelim, avukat olmazsa, yani savunma olmazsa yargılama yapamazsınız. Savunma nedir, avukat nedir? Bir kişinin hakkını korumaktır. Eğer bir kişinin hakkı korunmuyor ise orada yargılama olamaz, yapamazsınız. Yani bu hakimin izinli olduğunda yerine bir hakim geçer. Savcı izinli ise birisi iddianameyi yazar gönderir. Ama o kişi orada bir avukat tarafından temsil edilmiyorsa, velev ki şikayetçi konumunda, velev ki şikayet edilen konumda, ceza davasının sanık olan durumda, onun avukatının olması, yani hakkının korunması avukata emanet edilmiş. O yüzden savunma, avukat olmadan yargılama yapamazsınız. Yargı yoksa adalet yoktur. Yargı yoksa özgürlük yoktur. Bunlar önemli olduğu için felanca odası, şunun odası, bunun odası değil, İstanbul Barosu dediğiniz vakit farklı bir şekilde bakmanız lazım. Yani avukatlar gelmiş burada bir meslek odasına herhangi bir başkan seçmiyor. Ben arkadaşlarımın çoğunu tanıyorum. Hasan Kılıç, senelerce beraber çalıştık, zaten yönetimdeydi. Başar Bey, Barolar Birliği'nde uzun seneler kaldı, yönetim kurulu yaptı. Kıskanıyorum, Gökhanlar avukat hakları merkezi ismini kullanıyorlar. Avukat hakları hakikaten önemli. Yaklaşık 10 sene çalıştım, 7 sene kadar başkanlığını yaptım. O hareketin kurucusu da benim başkanlığımda beraber çalıştığımız bir arkadaşımız. Birçok sorunu gördük. O yüzden ben başkanlığa aday olurken birçok sorunu biliyorum diyerek başladım. Ne sorunlar olabilir avukatların? Bir kere müvekkilini temsil ediyorsunuz. Mahkemede duracaksınız, onun haklarını anlatacaksınız. Mahkemeye giderken, inanın salı perşembe günü adliyeye giderseniz otoparkta bir saat park edemiyorsunuz. Kartal Adliyesi'ne de, Çağlayan Adliyesi'ne de. Niçin? Bütün duruşma hakimleri salı perşembe duruşma yapıyor. Bu bir. Yani bu tespitleri yapmanız lazım. İki, adliyeler belli bir yerde merkezde toplanmış. Dünyanın en büyük adliyelerini yaptık. O adliyelere girişte otopark, trafik, birçok sorunu beraber yapıyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Bu yakada veya karşı yakada bir sorunu olan kişiye diyorsunuz ki gel mahkemeye, avukatın da gelsin, şikayetçi olanı da gelsin. Hepsini aynı güne topluyorsunuz. Salı, perşembe. Tıklım tıklım. Biz koştura koştura yetiştiriyoruz. Vatandaş ne yapılıyor? Peki bunlara nasıl çözüm bulacağız? Yani bunun gibi bir sürü sorunumuz var, aktaracağım. Bunlara, bu sorunlara çözüm bulmak, avukat müvekkiliyle görüşürken bu sorunlara çözüm bulamaz. Baro kanalıyla bulabilir. Bu baronun işi. Yani baro yapacak bunu. Adalet Bakanı ile beraber yapacak. Yasa çıkartan meclisle beraber yapacak. Biz de bu arada diyoruz ki işte herkesle beraber ortak bir hedefimiz var. İstanbul Barosu. İlk defa kurulan bir platform. Birçok arkadaşımla beraber düşündük, taşındık. Bunları beraber çözüm bulabilir miyiz? Hasan Kılıç Beyefendi ile, Durakoğlu Beyefendi ile, bütün arkadaşlarımızla beraber ve hükümeti de dışlamadan, meclisi kesinlikle unutmadan. Çünkü yığınla avukat var orada. Bizimle beraber adliyelerde çalışmış avukatlar şu anda milletvekilliği yapılıyor. Yani baronun görevi onlarla görüşmek, onlarla konuşmak, beraber yapmak bu işi. Avukatlar sadece baroya bırakılacak bir şey değil, baro yönetimine bırakılacak bir şey değil. 11-12 kişi var. 11-12 kişi bir yönetimi, 41 bin avukatın sorununu bir anda çözemez. Düşünün ki Aydın Barosu da 11 kişiyle yönetiliyor. Şırnak Barosu da, Ankara Barosu da. Ama İstanbul çok büyük, dünyanın en büyük barosu. Bu baroya katılım sağlanması lazım. Hasan Bey söyledi.
Yani bizim baro meclisini, baro konseyini bu arttırmamız lazım. Buraya katılımı. Avukatlar katılması lazım. Nasıl genç avukatlar öyle fikirleri var ki o kadar hoşuma gidiyor ki konuşuyorsunuz neden böyle yapılmıyor diyor. Aa ben bunu niye düşünemedim diyorum. Onların katkı sağlamasını sağlamamız gerekiyor. İcra dairelerine gidiyorlar. Genç avukatların ilk başladığı iş icra işidir ve cezadır. İcra dairelerine gittiğiniz vakit bir gün sonraya gün veriyorlar. Müvekkiliniz beklemez. Dosyayı çıkartmak için bir gün sonraya veriyorlar. Bu baronun işidir bunu halletmek. Niçin hakimlere salı perşembe duruşma yapıyorsunuz? Cuma, pazartesi neden yapmıyorsunuz? Bunlara çözüm bulmak baronun işidir. Bir de çok önemli bir şey var. Yani bizim avukatlık kanununun 50. maddesi pek düşünülmüyor. Herkes tarafından dikkate alınmıyor. Her adalet dairesinde bölgesinde baro avukatlarına ve baroya yer ayrılır diyor. Ama daha da ötesi diyor ki her cezaevinde, kolluk biriminde mesleğin onuruna ve önemine uygun bir yer ayrılır diyor. Bizim sorunlarımızdan birisi Allah'tan ki kalktı, olağanüstü halde çok kötü şeyler yaşadık. Cezaevlerine girdiğimizde değil bize yer ayrılması. Biz içeri girmekte zorluk çekiyoruz. Yani mesleğin büyük üstadlarımızdan birisiyle beraber gittik. Büyük bir kavga içerisinde niye olmuyor, niye giremiyorum? Saati alınmak isteniyor. Biz cezaevine giderken kemer, saat bütün hepsini çıkartarak hatta ötüyorsa ayakkabımızı çıkartarak içeri giriyoruz. Ama içeride saatlerce müvekkilinize görüşürken saatimizi sokamadığımız için içeri zaman kavramı yok. Not alırken kağıt kalem götürüyoruz. Kaleminizi sokamıyorsunuz. Oradan bir kalem vermek zorunda. Bu tür o zaman bize ayrı bir yer yapın. Biz içeriye kadar gitmeyin. O içeride tutuklu olan kişiyi getirin. Ha, bu arada içeride tutuklu avukatlar var. Kaç tane avukat var? Barolar Birliği'nin, baromuzun, Adalet Bakanlığı'nın bunu bildiğini zannetmiyorum. Yani o kadar çok yapılacak iş var ki bunların tespit edilmesi lazım. Değerli arkadaşım söyledi. Yani Selçuk Kozağa, şimdi içeride Selçuk gibi kaç kişi var? Niçin bunlar hala tutuklu? Yargılandılar, ceza mı aldılar? Yargılanıp ceza alan kişi mahkumiyet yapacaktır. Zaten baroluyla da ilişkisi kesilir. Burada bir ara verelim. Sözünüzü unutmayın. Aramız kısa olacak. İyi ki mahkeme değil. Katliyen sözümü bırakmazdı. Aradan sonra devam edelim. Tamam oldu. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Nerede kalmıştık? Sayın Cem Kaya Karatün'ün konuşmasında kalmıştık. Buyurun bölmek zorunda kalmıştık. Buyurun devam edin. Evet, şimdi burada 7 tane aday varız. 3 tane aday gelmedi, yoklar. Eğer onlar da söyleyecekleri bir şey olursa WhatsApp'tan bana ulaşarak, telefonla ulaşırlarsa bir dahaki arada onların da sorun, şikayet olarak gördükleri şeyleri iletebiliriz. Tabii avukatların konuşmamın başında neden önemli olduğunu, savunmada ve hukukta savunmanın kurucu unsuru, olmazsa olmazı avukatların olmadığı vakit neler olabileceğine bahsetmek istiyorum. Bizim avukat kanunun 50. maddeden bahsettim. Bizim emniyet müdürlüklerine gittiğimizde, içeri girilmemizde sorunlar yaşıyoruz. Bir kere halkımız şunu bilmeli, avukatın herhangi bir imtiyazı yoktur. Yani sokakta yürürken, alışveriş merkezine giderken ben avukatım, benim önceliğim, öyle bir şeyin hiçbir zaman bir avukatın olmaması lazım ve yok. Ama bazı konularda var. Ben emniyet müdürlüğüne gidiyoruz isem oraya bir kişinin, hatta özgürlüğü kısıtlanmış bir kişinin hakkını korumak için gidiyorum. Benim bu kimliğimi gösterdiğim vakit içeri geçmem lazım. Bugün Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne gittiğimiz vakit bizim GBT denilen uygulamaya bakılıyor. Herhangi bir arkadaşım ki başımıza geldi, uğraştık. Askerlikle ilgili bir parasının son taksitini yatırmamış veyahut başka bir vergi borcuyla ilgili olarak yanlış bir işlemden dolayı memurun o kişinin bir araması çıkmış veya kendisinin tanık, sanık olduğu bir duruşmaya gitmediği için yakalama kararı çıkartılmış. O an için avukat için vahim değil. Yani bir saat, iki saat içerisinde gider, durumu yerinde düzeltir. Ama orada özgürlüğü kısıtlanmış bir kişiye yardıma gidiyor. Bu kişinin hakları her şeyden daha önemli. Bunu koruyacak olan da avukat. Öyleyse bizim avukatlığın görevini yaparken ayrı bir imtiyaza sahip olmamız gerekir. Arkadaşlarım daha önce söylediler. Biz adliyeye gittiğimiz vakit bir duyarlı kapıdan geçiyoruz. Elimizdeki telefon, çanta dair bir kabın içerisine koyuyoruz. Orada inceleni öyle geçiyoruz.
Yalnız hakimler, savcılar daha önce test ettik. Yani otoparktan geçtiği vakit onu hiçbir güvenlik görevlisi arayamıyor. Doğal olanı bu. Bir hakimi arayamazsınız. Çünkü hakim arama kararını veren kişi. Ama bir avukat ne için arıyorsunuz? Ne yapacaksınız? Ne yapabilirsiniz? Bir savcıyı arayabilirsiniz. Savcı ayrı bir kurumdur. Savcının aramamakla koruyacağınız bir hakkı yok. Ama avukatın müvekkille ilgili sırları var. Bunu siz erişemezsiniz. Ve zaten karşımıza çıktı. Avukat orada başkasının haklarını koruduğu için imtiyaza sahip. Gökhan arkadaşımız belirtti. Silivri'de duruşmadayken avukat müvekkilimin ifadesi alınacak. Ben kendisiyle bir görüşeyim ondan sonra diyor. Ceza Muhakeme Kanunu'nun 149. maddesi 3. fıkrası diyor ki soruşturma ve kovuşturma safhalarının her birinde avukatın müvekkiliyle görüşmesi engellenemez. Kanun açık bir hükmü. Anayasadan da kuvvet alıyor. Buna rağmen mahkeme başkanı diyor ki ben sizi görüştürmüyorum. Şimdi hakim görüştürmüyorum diyor. Hukuku uygulaması gereken hakim uygulamıyor. İsrar ediyor avukat. Biz ısrar etmek zorundayız. Yerlerde sürülerek çıkartılıyor. Kendisine darp yapılıyor. Biz buna işkence diyoruz. Yani jandarmaların kolunu alıp ayaklarından çekerek dışarı götürüyorlar. Hemen intikal ettik. Kendisinin avukat kanununda 58. madde var. Diyor ki tam bu nedenlerden dolayı avukatın görevini sürdürebilmesi için hani savunma olmadan, hak arama olmadan, hakkını koruma olmadan yargılama olmaz diyoruz ya. Bunu korumak için, bir imtiyaz olduğundan değil, sırf bunu korumak için siz bir avukat hakkında bir soruşturma yapacaksanız ilk önce Adalet Bakanlığı'ndan izin alacaksınız. Bakın bu konuda iddialı fikirlerimiz var. Adalet Bakanlığı'ndan izin almayı bırakın. Adalet Bakanlığı'nda bakan hariç hiç avukat görevli yok biliyor musunuz? Hakimlerden görevliler atanıyor, yargıçlardan görevli atanıyor. Neden orada avukat yok? Birçok avukatın olması lazım. Adalet Bakanı oradaki avukatlarla beraber karar alması lazım. Bunun gibi birçok fikrimiz var. Bunları uygulayabilmek için ben baro başkanı olmak istiyorum. Arkadaşlarımın da bu konuda düşünceleri var. Ama daha da ileri gidiyorum. Staj. Stajda avukatlar çok zorluk çekiyorlar. Staja başladıklarında kanunen maaş almaları yasak. Kendilerine bir baro büro bulacaklar. O büroda çalışacaklar. Maaş almayacaklar. Ve sigorta yaptırmadan başka bir yerde de çalışmayacaklar. Bu şekilde nasıl yürütecekler? Barolar Birliği'nden belli bir sadece staj kredisi alabilirler. Hayır diyorum. Gelin başka türlü düşünelim. Hakimler, savcılar nasıl staj yapıyorlar? Hakimler, savcılar bir akademi açılmış. O akademide staj yapıyor. Gelin avukatlarla beraber, hepsi beraber staj yapsın. Ama o hakimlerin ve savcıların staj yaptığı yerde avukatlar da görev alsın eğitmen olarak. Barolar görev alsın. Olmazsa olmazı bu. Hakimler ve savcılar o zaman sen avukatlık görevini yaparken ben seni gözaltına alıyorum diyemez. Çünkü orada o eğitimi vereceğiz ona. Demek ki o eğitimi almadan geldi o hakimler, o savcılar. Yani aynı adliyedeki bir hakim, bir savcı hakkında iddianame düzenlemesi çok zor. HSK'dan izin alacaksınız. Aynı kural burada da var. 58. maddeye göre avukatlık kanununun. Nereden izin alacaksınız? Adalet Bakanlığı izin al. Peki izin almadan nasıl yapıyorsun? Demek ki senin bu eğitimin eksik. Ama barolar işin içinde olursa o eğitimi veren yerde devam edebilir. Genç avukatlar. Hakikaten kendilerine teşekkür ederim. Her yerde diyorlar ki iyi ki söyledikleriniz, iyi ki bunlar var. Bunları biliyorsunuz, yapıyorsunuz. Ben bu yüzden baro başkanlığı seçiminde çok başarılı olabileceğimize inanıyorum. Çünkü onların fikirleriyle bizim senelerdir avukat haklarında çalıştığımız fikirler örtüşüyor. Bunu nasıl uygulayabileceğimizi buluyoruz. Genç avukatların daha çok katılmasını sağlamamız gerekiyor. Stajda, staj sonrası eğitimde. Yani bunların nasıl yapılabileceğini hepsinin fikirlerimiz var. Özetleyecek olursak cezaevlerinde, adliyelerde, tapu dairesinde, nüfus müdürlüğünde, belediyede biz vatandaşların, yani bize vekalet veren kişinin haklarını korumak için gittiğimizde bu kimliği gösterdiğimiz vakit girip içeri rahatça hareket edebilmemiz lazım. Bu dosyayı görmemiz lazım. Avukat hiçbir şeyden çekinmez. Yani bunu görmek istiyorsun. Kimsin sen? Avukat. Evet avukatım. Oraya bir dilekçe yazar. Bakın ben inceledim. Bunun sorumlusu benim diye yazar ve alır. Ama biz mahkeme kalemlerine giremiyoruz. Biliyor musunuz? Ben vatandaşın hakkını korumak için Çağlayan Adliyesi'ndeki 7. kattaki terörle mücadeleyle bakan savcılığın katına giremiyorum. Güvenlik diyor ki giremez. Niçin? Avukattan girmesini yasakladı. Eskiden telefon açıyorduk. Telefonla görüşmesi savcının yasak istemiyor. Pekala kalemle görüşüyorduk. Şimdi yeni bir yasak da koymuşlar. Kalemle görüşemiyor. Şu dosyada benim yeni müddetimin müvekkilimin
hakkında bir bilirkişi raporu gelmiş. Onun ifadesine ulaşmam lazım. Adamı tutuklamışsınız. Bu ifadeyi görmem lazım ki onu savunup savunmayacağıma, onunla ne yapacağımı karar vereyim. Vekaletnameme vereyim. Bunu verdiğiniz vakit dilekçe, sonra gelin cevap verin. Ne zaman alacağım ben, cezaevine gideceğim. Kalemle bunu görüşüp halledebiliyorduk. Hem içeri giremiyoruz hem kalemle görüşemiyoruz. Bunu kim çözecek? Ben orada fazla ısrar edersem yerlerde sürünen, ısrar eden, ne bileyim terörle ilişkili bir avukat konumuna düşeceğim. O yüzden biz diyoruz ki bunları barolar halletmeli. Yani bu tür sorunları tek tek halledebilirim. Sizi zor durumda bırakmayayım. Evet. İkinci kısımda devam edeceğim. Sayın Durakoğlu, önce ilke Çağdaş Avukatlar Grubu ve mevcut baro başkanı. Aslında diğer adaylardan eleştirileri de dinlemiş oldunuz. Bu soruyu sizin için şöyle formüle edelim. Yeni seçilirseniz yeni dönemde projeleriniz ne olacak? Ve eleştirilere nasıl yanıt verirsiniz? Çok teşekkür ederim ben de. Tabii yeni bir baro tanımlamadan ötede görevli olduğumuz süreç nazara alınarak galiba nasıl bir baroyu doğurduğumuzu da anlatmak gerekiyor galiba. Çünkü ben şuna inanıyorum ki bugün İstanbul Barosu sadece bir onun çalışanlarının, onun başkanının, yöneticilerinin, onun sadece avukatların da değil, hatta toplumun çok geniş ölçüde güven duyduğu bir umut kapısı konumunda. Özellikle hukuksal alanlarda, hak kayıplarının uğrandığı yerlerde böyle bir konumu var. Bu İstanbul Barosu açısından çok büyük bir sorumluluğu, aynı zamanda da çok büyük bir beklentiyi oluşturuyor. Geçen süreç içerisinde bunu başarabilmiş olmanın çok büyük bir erdem olduğunu düşünüyorum. Yani İstanbul Barosu, yine iddiayla söylüyorum ki, bugün Türkiye'de en etkili demokratik kitle örgütüdür. Daha etkili bir demokratik kitle örgütünden söz edilebilmesi mümkün değildir. Bunda kuşkusuz ki bütün avukatların, özellikle sorunlara bakış açısından tutun da kendi barolarına sahip çıkmalarına kadar çok geniş bir katkıları vardır ve bunlar avukatlar sayesinde olabilmiştir. Biz bu noktada ciddi bir katkı verdiğimizi düşünüyoruz. Bizim belki ayrıcı bir başka gücümüz de özellikle hukuk devleti ve hukukun üstünlüğü kavramına ilişkin bakış açımızdır. Avukatlık kanunun bize verdiği yetkiyi bu anlamda doğru kullandığımızı, doğru biçimlendirdiğimizi de düşünüyorum. Bizim bir başka özelliğimiz daha var. Biz Cumhuriyet değerlerine bağlı bir baroyuz. Bizim için Cumhuriyet değerleri pusuladır adeta. Atatürk değerleri bu anlamda bir pusuladır. Bu bakış açısıyla temellendiririz biz olayı. Bir de ilkeli duruşumuz vardır İstanbul Barosu olarak bizim. Yani tarihsel süreç içerisinde bu ülkenin önemli hukuksal ya da siyasal ya da siyasal içerikli hukuksal süreçlerinin tümünde İstanbul Barosu'nun takındığı tavrı tarih doğru kabul etmiştir geriye dönüp baktığınızda. Bakın 2010 referandumu ile ilgili olarak İstanbul Barosu'nun takındığı tavır ne kadar haklı bir noktada bulunduğunu daha sonra kanıtlamıştır. Biz 15 Temmuz günü gece yarısı başka hiçbir kurumun yapmadığı kadar erken bir saatte, daha o alçakça sortilerin yapıldığı saatlerde, darbenin kim tarafından yapıldığı, herkes tarafından araştırıldığı zamanlarda açıkça darbeye karşıtlığını ilan etmiş olan tek kurumuz, tek kurumuz o saat itibariyle söylüyorum. Ama aynı İstanbul Barosu bu açıklamayı yaptıktan 5 gün sonra, üstelik olağanüstü hal ilan edilirken, bu hükümetin yargı sabıkası, ilan edilen olağanüstü halin ne biçimde şekilleneceğini bize anlatmaktadır diyebilecek kadar da cesaretli olan, bir bakıma olağanüstü halin nereye gideceğini daha 20 Temmuz 2016 günü tespit etmiş olan barodur. Tarihsel süreç içerisinde biz İstanbul Barosu olarak bugün geriye dönüp bakıldığında hiçbir biçimde avukatları mahcup edebilecek bir konum içerisinde olmadık. Bakın, burada çok temel bir olay var. Ormanı görmeden tek tek ağaçlarla uğraşarak bir sorun halledemeyiz. Şunu tespit etmek zorundayız. Bugün bu hükümetin ya da hükümeti oluşturan siyasal partinin, daha sonra parlamentoyu oluşturan parlamentonun en büyük siyasal gücünün bu ülkede hukuk devleti yaratmak, yargıyı bağımsız ve tarafsız kılmak gibi bir amacı yoktur.
çok açık bir biçimde bunun çok fazla örneklerini sergileyebilmek mümkün. Zamanım olsa da sergileyebilsem. Ama geriye dönüp baktığınızda bugün aynı hükümet tarafından, bu hükümet tarafından açıkça yargıya format atılmakta olduğunu tespit edebilmek mümkündür. Genel manzara budur. Bakın bugün sadece Adalet Bakanlığı'nın Anayasa Mahkemesi ya da Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ndeki davalarda devletin iddiaları ya da savunmanı konumunda bulunan kişiler tarafından verilen yanıtları incelediğinizde hangi noktaya vardığımızı maalesef görebilmek mümkündür. 7145 sayılı yasa, yani o olağanüstü hali artık kalıcılaştıran yasanın ne anlama geldiğini ve Türkiye'yi nereye götürmekte olduğunu tespit ettiğiniz andan itibaren pek çok şeyi de anlatabilirsiniz. Biz avukatlar olarak hiç bu kadar adil yargılama konuşmadık, biliyor musunuz? Ben 32 yıldır avukatlık yapıyorum. Hiç bu kadar adil yargılama konuştuğumu hatırlamıyorum. Hiç bu kadar ben masumiyet karnesi konuştuğumu hatırlamıyorum. Hiç bu kadar çelişmeli yargıyı, sır saklama yükümlülüğünü, ne bileyim, adalete erişimi konuştuğumu hatırlamıyorum. Türkiye böyle bir ortamdan geçiyor. Ve bu ortamı Türkiye olağanüstü hal dönemi içerisinde onun KHK'larıyla yaşadı. Bakın, ilk çıkarılan KHK'da ilk saldırılan meslek avukatlık oldu. İlk önce özellikle avukatların cezaevindeki görüşmeleriyle ilgili olarak kısıtlamalar getirilmeye başlandı. Hem bir görevlinin yanında, arkasında kameralarla falan böyle bir görüşme. Benim sır saklama yükümlülüğüm var. O koşullar altında bir avukatın avukatlık yapabilmesi mümkün değil. Yani önce avukatların üzerine gelindi. Arkasından çıkan kanun hükmündeki kararnamelerle onlarca daha kısıtlamalar getirildi. Adil yargılama hakkını gerçekten yurttaşın elinden alan, onunla birlikte avukatın da savunma hakkını yok eden gerekçelerle karşılaştık. Bütün bunlar tek tek ortaya çıktı. Peki neden avukatların üzerine geliniyor? Asıl tartışılması gereken nokta bu. Belki tarihsel süreç başka ülkelerde de otokratikleşen yönetimlerin önce avukatları yok etmek istediği gibi bir gerçeği bize anlatıyor. Ama Türkiye gerçeği bu temel gerçekliğin dışında bir gerçekliği daha ifade ediyor. Bugün Türkiye, Türk yurttaşlarına sorduğunuzda %30'u ancak yargıya güvenebiliyor. Bu siyasal iktidarın %40'lar civarında oy aldığını düşünürseniz belki şöyle de izah edebilirsiniz. Bu iktidara oy verenler bile bir bölümü yargıya güvenmiyor. Böyle bir tablo karşısında avukatlara yönelik olarak ortaya çıkan husumet, bizzat siyasal iktidar tarafından ortaya konulan husumeti doğru tanımlamak gerekiyor. Bu açık açık da söyleniyor aslında. Çünkü yurttaşlar sadece %30'lar civarında, ona bile yaklaşmayan bir çoğunlukla yargıya güvenirken aslında yargıyı avukatlar üzerinden okuyor. Barolar üzerinden okuyor. Çünkü o avukatlar yurttaşlara yargının güvenilmez olduğunu anlatıyor. Örnekleriyle anlatıyor. Kendi yaşadıklarıyla anlatıyor. Avukatları cezaevinden çıkarıyorlar, tahliye ediyorlar. Ertesi gün yeniden içeri alıyorlar. Ya da avukatları avukatlık yaptıkları için bir anda gözaltına alabiliyorlar. Tutuklayabiliyorlar. Sonra utanıyorlar. Ertesi gün çıkarabiliyorlar. Ya da bir bölümü çıkamıyor da. Şimdi bu tabloyu doğru görmek gerekiyor. Bu tablo karşısında nasıl ve ne yapılması gerektiği noktasında pek çok şey konuşulabilir. Bizim gerçekten arkadaşlarımızın anlattığı gibi çok ciddi sorunlarımız var. Ama bu sorunların temeli siyasal iktidarın hukuk devleti iddiasıyla ilgilidir. Dolayısıyla yani ben siyaset yapmayacağım, bu işleri siyaset dışında değerlendirmem gerekir. Hayır, hukuk devletini oluşturabilmek konusunda ciddi bir iddianın sahibi olmak gerekiyor. Bu ülkede avukatların birincil sorunu yargının bağımsız ve tarafsız olmasının temin edilmesidir. Yargısı bağımsız olmayan bir ülkede yaptığınız şeyin ancak adı avukatlık olabilir. Siz mevcut gerçek baro yönetimi olarak bu konuda sağlam mücadele, sağlam bir sergilediğinizi tabii düşünüyor musunuz? Tabii. Hatta tersini söyleyerek konuşalım. Kim, hangi kurumsallık, hangi sivil toplum örgütü, hangi demokratik kitle örgütü
bu süreç içerisinde, geçen iki yılı da katarak söylüyorum. Özellikle de geçen iki yıl içerisinde olanı söylüyorum. İstanbul Barosu'ndan daha net, daha sert, daha açık açıklama yapmış. Ya da buradaki arkadaşlar. Yani bu konuda eleştiri getiren arkadaşlar için söylüyorum. Yani İstanbul Barosu'nun ne söylediği, ne yaptığı, hangi konularda ne söylediği onun web sitesinde duruyor. Bana ondan daha etkin bir muhalefet yapan, daha etkin bir karşıtlık sergileyen bir demokratik kitle örgütü söylesinler mesela. Ki ben etkinliğimin azaldığını düşüneyim. Bakın eksikliklerimiz olmuştur. Mutlaka olmuştur. Olmamasına imkan yok. Bir olağanüstü hal dönemi içerisinde yaşıyorsunuz ve olağanüstü hal her şeyi şekillendiriyor. Ama geldiğimiz noktada geriye dönüp baktığınızda İstanbul Barosu'nun yaşadığımız sürece ilişkin değerlendirmelerinin başka hiçbir sivil toplum örgütünden, demokratik kitle örgütünden daha aşağıda kalmadığını, tam tersine hepsinden daha açık, daha net ve daha sert olduğunu açık açık söyleyebilirim. Yani herhalde arkadaşlarımız baro başkanlığına sürecin başladığı iki ay evvel falan hazırlanmış olmamalılar. Yani uzun süredir de hazırlanıyorlardır diye düşünüyorum. En azından bu anlamdaki hazırlıklarının ne ölçüde ve ne biçimde ortaya çıktığını da kendileri açısından değerlendirmek gerekir. Ya da işte sevgili Başar Yalçın'ın söylediği gibi ne dedi? Sessiz kalarak, susarak bu sistemin parçası haline gelmekten söz ediyor. Yani biz öyle süreçler gördük ki yani sarayda teslimiyet söz konusu oldu. Yani o süreçler içerisinde mesela ne yapıldığının da açıklanması gerekiyor. En azından kendileri tarafından ne yapıldığının da açıklanması gerekiyor. Şimdi dolayısıyla elinde sürekli böyle çekiç bulundurduğunuz andan itibaren sorunları çivi zannetmeye başlıyorsunuz ve vurmaya başlıyorsunuz. Yani içinde bulunduğumuz durumu doğru kavramak gerekiyor. Bir genel anlayış var. Burada kısa bir bölmek zorundayım. Yine kısa bir aramız ya varmış. Allah. Aradan sonra Sayın Durakoğlu devam edecek konuşmasına. Evet, Fikir Meydanı'nın son bölümündeyiz artık. Sayın Durakoğlu'nun sözünü kesmiştik. Nerede kalmıştık? Sorunları çekiç, mevcut baro yönetiminde çivi gibi görme alışkanlığı var demiştiniz. Buyurun devam edelim Sayın Durakoğlu. Yok, tam öyle söylemedim. Yani sorunları, yani elinde çekiç olanlar sorunları çivi olarak görürler. Dolayısıyla bu bakış açısının yanlışlığını belirtmeye çalıştım. Genel bir olgu var, o olguya işaret etmeye çalışıyorum. Bir orman tarif etmeye çalışıyorum. Özellikle de tepeden baktığınızda siyasal iktidarın, yani bu ülkede hukuku şekillendirmek konumunda bulunan siyasal iktidarın hukuk devleti yaratmak gibi, yargısı bağımsız ve tarafsız bir ülke yaratmak gibi bir hevesi yok. Böyle bir çalışması yok. Bunun tam tersinin örnekleri var ve bu tam tersi örneklerin sergilenmesi bakımından da bizim nasıl mücadele etmemiz gerektiğini anlatmaya çalışıyorum. Yani bu işin mücadele dışında, buna ilişkin şikayetleri söylemek dışında, bunun mücadelesini yapmak dışında başka bir çözümü söz konusu değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Bu iş rica ile falan olmaz. Bu iş siyasal iktidara yakınlıkla olmaz. Bu iş anlatıldığı gibi işte gidip bakanla görüşmekle falan olmaz. Olacağı zannedilir olsa olsa. Bu genel çerçeveyi görmezseniz eğer, yani bakanlığın hangi amaç uğruna neyi gerçekleştirmeye çalıştığını görmezseniz eğer, bir iyi niyetli davranış ararsanız eğer, bu olsa olsa sizi mücadeleden bir anlamda çeken naif bir anlayış olmaya yönelir. Siyaset yapmayalım, sesini çıkarmayalım. İşte böyle bir şey olmaz. Hukuk siyasettir, siyaset hukuktur. Bunlardan vazgeçemezsiniz. Bunların içerisinde mutlaka olmanız gerekir. Bu mücadeleyi vermeden baro yönetilemez. Bu mücadeleyi vermeden avukatı güçlendiremezsiniz. Ama bu mücadeleyi sözlerimin ta başında anlatmaya çalıştığım saygınlık ve güven unsurunu katarak vereceksiniz. Bu mücadeleyi kendi içinizde İstanbul Barosu'nu gerçekten bütün toplumun bir barosu olmaya yönlendirerek yapacaksınız. Bu ağırlığı sağlayarak yapmanız gerekiyor.
Bu müzakerelerden kaçmak değildir. Sorunları kendi başına çözmek falan değildir. Ama o ağırlığı oluşturamazsınız. Rica ile minnetle falan filan olmaz bu iş. Bir siyaset yapmayalım demek, olana bitene rıza göstermektir, rahmet etmektir, boyun eğmektir. Bir siyaset yapmayacağız, Adalet Bakanlığı bizim sorunlarımızı düzeltecek. Ya Adalet Bakanlığı'nın hukuk devleti, ol kurmak gibi bir hevesi yok ki. Bu ülkede siyasal iktidarın yargıyı bağımsız kılmak gibi bir derdi yok ki. 19 bin yargıç ve savcı var. Bunların yarısı 2010'dan sonra mesleğe kabul edilmiş olan insanlar. Nasıl, hangi konuda mesleğe kabul edildiğini konuşmadan bu işleri çözebilmek mümkün müdür sanıyorsunuz? Yani neden yazılıdan 70 alma zorunluluğu kaldırılıyor da 80, 82, 92 alan yargıçlar göreve başlatılmıyor da 54 alan yargıç göreve başlayabiliyor? Bunları konuşmadan mı biz yargıda bağımsızlık sorununu halletmiş olacağız? Bunları görmemiz gerekiyor. Bizim sorunlarımızın hepsi, konuştuğumuz küçük küçük sorunlar, arkadaşlarımın söylediği sorunların hepsi doğrudur. Vardır, yaşanmaktadır. Burada hiçbir kusur yok. Ama sorun, bu sorunların çözümü, çözüm makamı olan siyasal iktidarla bu işin mücadelesini yapmaktır. Öyle söylendiği gibi, yani burada baro başkanı olunduğu zaman Adalet Bakanlığı'na avukat alamazsınız. Böyle bir şey yok. Ya zaten adalet akademileri KHK ile falan kapatıldı gitti mi? Böyle bir kurum da yok. Ya adamların bakış açılarının ne olduğunu tespit etmeden kendinize ilişkin bakış açısı tespit edemezsiniz. Önce bunu görmemiz gerekiyor. İstanbul Barosu mücadele merkezidir. Bunu görmemiz gerekiyor. Çünkü bizim bir nolu sorunumuz bu ülkede yargının bağımsız ve tarafsız olmasıdır. Ancak biz o zaman avukatlık yapabiliriz. Yaptığımız şeyin gerçekten avukatlık olmasını o zaman sağlayabiliriz. Bu ülkenin en temel sorunu bu ülkenin hukuk devleti olmasını temin etmektir. Temel mücadele alanı budur. Önce bunu saptayalım. Sorunlarımızı ondan sonra konuşalım. Bakın şimdi buraya kadar hiç konuşulmadı. Bizim çok temel iki tane sorunumuz var. Özellikle sorumsuz bir biçimde, pervasız bir biçimde bu ülkede üniversiteler ve hukuk fakülteleri açılıyor. İnanılmaz ölçüde genç meslektaşlarımız, ki tek kusursuz olan, kendilerine bir kusur yüklenemeyecek olan tek insanlar onlar, genç meslektaşlarımız. Ama bu biçimde ortaya çıkan tablo İstanbul Barosu'nda müthiş bir patlama denilebilecek noktaya varmış. Düşünebiliyor musunuz? 2 yıl içerisinde 5000 yeni avukat katıldı. 5000'den fazla avukat katıldı İstanbul Barosu'na. Biliyor musunuz? Avukatlık kanununa göre 30 üyesi bulunan ilde baro açılıyor. 30 avukatın olduğu yerde baro açılıyor. Yani İstanbul Barosu'na da 2 yıl içerisinde 5000 avukat katılıyor. Bugün Türkiye'de 81 il var, 79 baro var. Yani 30 tane avukatı olmayan daha 2 il var bu ülkede. İstanbul Barosu'na 5000 avukat katılıyor. Bunun yarattığı çok temel sorunlar var. Bu temel sorunların üzerine gidilmesi gerekiyor. Ama tam tersi yapılıyor. Bütün baskılara rağmen, bütün direnişlere rağmen yok hala hukuk fakültelerinin açılmasına karar verebiliyor. Ve müthiş bir taleple karşı karşıya kalıyoruz. Bu talebin de ortaya çıkardığı ekonomik, sosyal pek çok sorun kendi içerisinde birikiyor. Peki biz ne yapıyoruz? Peki barolar ne yapıyor? Yani bakın bir sınav konumuz var bizim. Yıllardır konuşuyoruz bunu. Yıllardır bir gece yine AKP hükümeti tarafından kanunda aslında sınav yapılması aşamasında tam sınav yapılacağı sene kaldırıldı. Yasadan çıkarıldı. Anayasa Mahkemesi arkasından yasadan çıkarılmasının anayasa aykırı olmasına karar vermiş ve bir yıllık süre öngörmüş olmasına rağmen yasayı çıkarmadı hükümet. Ve biz böyle bir tablo karşısında sınav yapamaz hale geldik. Peki ne oldu? Biz ne yaptık? Özellikle muhasebecilere bakarak onların düzenlemelerinin yasadan kaynaklanmadığını, bir yönetmelikle sağlanmış olduğunu düşünerek bir yönetmelik hazırladık. Türkiye Barolar Birliği tarafından böyle bir yönetmelik hazırlandı. Bu yönetmelik doğrudan doğruya Başbakanlığa yayınlansın diye gönderildi. Başbakanlık bu yönetmeliği yayınlamayı reddetti. Dava açtık.
Davayı kazandık, yürütmenin durdurması kararı aldık. Mecburen yayınlamak zorunda kaldılar. Sınav tam yapılacak derken, bir yönetmelik gereği biz de sınavı yapabileceğiz derken bir gece bir torba kanununa bir madde eklediler ve dediler ki avukatlık sınavı yönetmelikte düzenlenemez. Ben size orman anlatıyorum. Ben size soruna, bizim temel sorunlarımıza bir siyasal iktidarın bakış açısını anlatmaya çalışıyorum. Siz orada Adalet Bakanlığı şekillendiremezsiniz artık. Ya da ona yakın olmakla, onunla dost olmakla, onunla müzakere ortamına girebilmiş olmakla bir şey halledebileceğinizi mi sanıyorsunuz? Onunla mücadele edilmesi gerektiğini söylemeye çalışıyorum. Yetmedi, akreditasyon getirelim dedik. YÖK'le konuşmaya başladık. Hatta kabul ettiler bile bir anlamda, doğrudur dediler. Ama hiçbir biçimde uygulamadılar onu da. Arkasından sadece o 150, ilk 150 bine girenler hukuk fakültesini tercih edebilir dediler. Onu da bu yılki sınavlarda 190 bine çıkardılar. Yapılması gereken alanlardan ne yapılması gerekiyorsa bunun mücadelesi veriliyor aslında. Yapılmış olanların da aslında belki açık bir biçimde zikredilmesi mümkün olsa hepimiz açısından bu tabloyu görebilmek mümkün. Ama asıl şekillendirmesi gereken, yani yasa değişikliği yapılarak şekillendirilecek olan olayları ben baro başkanı olursam diye başlayan cümlelerle açıklayabilmek olsa olsa belirgin bir hayali ortaya sermekle mümkündür. Benim elimde yasa yapma gücü olsa baro başkanı olarak ya da İstanbul Barosu başkanı olduğunuz zaman böyle bir yasa yapma gücünü ortaya çıkarsanız pek çok şeyi değiştirebilirsiniz kuşkusuz. Ama böyle bir şey söz konusu değil. Böyle bir umut da söz konusu değil. Bakın çok net bir şey söylemek istiyorum. Biz eş zamanlı olarak Barolar Birliği'nde ve Adalet Bakanlığı'nda bir avukatlık yasa tasarısı hazırladık. Bundan 3 yıl evvel. Pek çok konuda, pek çok mesleki sorun konusunda bir taraftan Türkiye Barolar Birliği'nde 7 bölgeden 7 baro temsilcisiyle Ankara, İstanbul, İzmir temsilcilerinden oluşan 10 kişilik bir heyet çalışırken öbür tarafta da Adalet Bakanlığı bizi işin içine sokmadan ama buradan bir temsilci alarak bir bilim kurulu oluşturup bir yasa tasarısı hazırladı. Şimdi iki tane yasa tasarısı var Barolar Birliği'nde. Hem bizim o 10 kişiyle hazırladığımız tasarı, burada da bilim kurulunun hazırladığı tasarı. Bu tasarıyı hazırlayan bilim kurulunun başkanı daha sonra benim bu tasarıyla hiç alakam yok. Bu tasarı bakana gittikten sonra artık benim de savunamayacağım hale gelmiştir dedi. Neden biliyor musunuz? Sınavı kabul ettiler ama 58. maddeyi biraz evvel Cem Bey'in anlattığı 58. maddedeki avukat arama koşullarını kaldırmaya kalkıştılar. Yani neden aranamazmış avukat gibi bir yargıdan ortaya çıktılar. Anlattı biraz evvel. Avukata ilişkin bir ayrıcalık değildir o. Hak arama hürriyetinin sonucudur. Aslında gerçekten avukatın görevini gereği gibi yapabilmesinin sonucu olarak verilmiş tırnak içinde bir ayrıcalıktır bu. Ama bu yapılamadı, bu olmadı. Bizim 76 ve 95. maddelerde barolara verilen haklarımız var. Bir yerde çevre katliamı varsa ben ona müdahale ederim. Bir yerde hak yoksunluğu varsa ben ona müdahale ederim. Ben onunla ilgili dava açarım. Açardık eskiden. Açar ve sonuç alırdık. Şimdi? Açtırmıyorlar. Daha doğrusu reddediyorlar. Senin husumetin husumet hakkı barolar sen buna müdahale edemezsin deniliyor yani, Türkçesi. Yani Danıştay şu anda bu türlü kararlar veriyor. Eskiden var olan kararların içtihatlarını Danıştay şimdi tümüyle değiştirmiş konumda. Husumet yönünden reddediyor yani. Anlatabiliyor muyum? Daha ötesine gidelim. Adalet Bakanlığı 76 ve 95'te verilen bu kararları kendi tasarısında geri almak istiyor. Sen bununla ilgili konferans yap, panel yap, toplantı yap, bana bildir diyor. Ama yargıya git demezsin, gitmeyeceksin diyor. Öneri yapabilirsiniz sadece. Aynen, sadece öneri yapabil diyor. Onun için anlatmaya kalkışıyorum. Yani sorunlarımızı doğru tespit edelim. Tespit ettiğimiz sorunlara ilişkin mücadele alanlarımızı, yöntemlerimizi doğru tespit edelim. Ve geldiğimiz noktada bunu asıl şekillendirmek konumunda bulunan siyasal iktidarın Türkiye'de nasıl bir yargı oluşturmaya çalıştığı konusunda da fikir sahibi olalım.
7145 sayılı yasa, yani olağanüstü hali kalıcılaştıran yasa, çok açık bir biçimde bizim nereye gitmekte olduğumuzu, bir başka deyişle siyasal iktidarın nasıl bir hukuk devleti tırnak içinde tahayyül etmekte olduğunu bize anlatabilmelidir. Bize anlatamıyorsa, avukatlara anlatamıyorsa, bizim kendimize ilişkin, yani baro başkanı olduğum zaman şunları yaparım şeklindeki beyanlarımız tahayyül olmanın ötesine geçemeyecektir. Kuşkusuz sıkıntılarımız var. Yani ben de anlamıyorum mesela hakim ve savcı stajyerlerine maaş veren devletin avukat stajyerinin başka yerden bile, hadi maaş vermiyor da başka yerden bile para almasını engelleyen bir hükmü orada bulunduruyor olmasını. Tamam, şimdi tasarıyla hem burada hem orada bu anlaşmalar sağlandı, yeri, tamam bütün bunlar çözüldü gibi görünüyor ama tasarı düzeyinde çözüldü henüz. Ama şunu konuşmamız gerekiyor. Bu kazanımlar için bu kazanımları kaybedebilecek miyiz? Kaybetmeli miyiz? Karşımızda böyle bir siyasal iktidar var. Ve bu siyasal iktidarla ilgili olarak sizin yapmanız gereken şey burayı bir mücadele merkezi haline getirmektir. Burası bir yakınlaşma, müzakere etme, müzakere etmeyelim demiyorum, konuşmayalım demiyorum. Ama bunlar böyle biat ederek, ben siyaset yapmayacağım diyerek falan yapılacak işler değil. Biz her konuya müdahale etmek zorundayız. İstanbul Barosu olmasaydı bugün okullarda Atatürk köşeleri olmayacaktı, biliyor musunuz? İstanbul Barosu müdahale edip dava açtığı için, o kararları aldığı için oldu. Bunların onlarca örneğini verebilmek mümkündür. Toparlarsak artık konuşuruz. Peki, çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Mücadele yöntemi ya da alanına ilişkin eleştirisi olan var mı Sayın Durakoğlu? Evet, evet. Buyurun, buyurun. Evet. Şimdi önce bu çivi ve çekiç alegorisinden başlayalım. İşte Sayın Başkanımız bize çekiç yerine koydu. Kendilerini de çivi yerine, değil mi? Hayır yani bir de bunun tersi var. Evet. Bir de bunun tersi var. Bir de keser versiyonu var. Yok, o değil. Göze batan çivi çekici yer. Şimdi biz avukat hareketi olarak göze batan çivi olmaya karar verdik. Neden? Bakın Sayın Başkan ne dedi? Baroyu mücadele merkezi haline getirelim dedi. Doğru. Biz de aslında yaptığı tespitleri biz söylüyoruz zaten. Fakat onun ötesinde söylenecek çok şey var. Nedir o? Açıklama yaptık dedi. Mücadeleden anladığı açıklama. Ya açıklamayla mücadeleyi eğer eş değer tutuyorsanız zaten söylenecek bir şey kalmıyor. Türkiye'de yapılan bütün tespitlere katılıyorum. Hukuk devleti kalmamıştır. Yargı sistemi çökmüştür. Avukatlığın saygınlığı, baroların saygınlığı kalmamıştır. Bakın kitabımın adı da avukatın adı yok. Bunların hepsi belli. Burada tek tek arkadaşlarımızın saydığı sorunları herhangi bir avukat arkadaşımızı şuraya getirip oturtalım. Daha fazlasını sayar eksiğini saymaz. Bunları biz biliyoruz. Burada tartışılması gereken şu sorun bu sorun filan değil. Gerçekten değil. Biliniyor. Çünkü tekrar söylüyorum, herhangi bir avukat arkadaşımızı buraya getirelim. Cem arkadaşımızın söylediklerini de söyler, Hasan'ınkini de söyler, sizinkini de benimkini de söyler. Ama sorun ne biliyor musunuz? Sorunun asıl kaynağını tespit edebiliyor musunuz? Problemi anlamayanlar problemi çözemezler. Sorunun kaynağının siyasal iktidarın hukuka müdahalesi olduğunu söylüyor Sayın Durakoğlu. Doğru söylüyor. Bakın biz zaten şunu söyledik. Türkiye'de hukuk devleti sorunu çözülmeden avukatın meslek sorunu çözülemez. Aynı tespiti yapıyoruz. Farklılaştığımız nokta neresi? Mücadele şekli. Böyle mücadele olmaz. Yani bildiri yayınladım. Ne yapayım? Söyleyeceğim bunları. Hiç merak etmeyin. Buyurun. Merak etmeyin. Önce hani bu demin süre kalmadığı için söyleyemediğim veya eksik kaldı. Nasıl bir baro? Bakın burada görebilirsiniz. Nasıl bir baro istersiniz? Biz avukat hareketi olarak yola çıkmadan önce bilimsel bir çalışma yaptık. Nerede? İstanbul Barosu'na bağlı avukatlar üzerinde. Aynen bu soruyu sorduk. Nasıl bir baro istersiniz? Seçenekler koyduk ortaya bakın. Seçenekler. Avukatların sorunlarıyla birlikte ülke sorunlarına duyarlı ve mücadele eden bir baro istiyorum. Seçenek bir.
En çok bu oy aldı. 1600 avukattan 1039'u bu şıkkı işaretlemiş. Baroların mevcut yönetim sisteminden vazgeçilerek katılımcı yönetim anlayışının hakim olduğu etkin, mücadeleci bir baro istiyorum. 835 oy almış. Sadece avukatların sorunlarıyla ilgilenen bir baro istiyorum diyenler 373 kişi. Mevcut baro yönetim sisteminden memnunum diyenler 168, barolara gerek yok diyenler de 5 kişi mi? O civarda bir şey. Şimdi bakın, İstanbul Barosu'na mensup avukatlar, bunu Adana'da da yapın, belki daha fazla çıkar. Hakkari'de de yapın, Edirne'de de yapın, bu şekilde çıkar. Avukatlar hem meslek sorunlarının çözülmesini istiyorlar ama aynı zamanda ülke sorunlarının da temel noktalarının birlikte göz önünde tutulmasını istiyorlar. Onun için de biz işte bu tespitleri yaptıktan sonra kendi çalışmalarımızı, tartışmalarımızı yürüttükten sonra dedik ki tabii ki avukatların burada sayılan veya sayılamayan daha onlarca sorunu var. Bunları nasıl çözersiniz? Bakın, bu ancak hukuk devleti, hukuk kültürü, hukuk anlayışı, yargı sistemi anlayışıyla çözülebilir. Bunun için, bak bunun için, şimdi Sayın Başkan veya hepimiz için öneri olsun diye söylüyorum. Ben kimseye cevap olarak da söylemiyorum. Nasıl bir mücadele önereceğiz? Bugün İstanbul Barosu, hani kutup yıldızı diyoruz ya, bütün barolar oraya bakıyor, ona göre şekilleniyor. Hatta Barolar Birliği kendisini ona göre konumlandırıyor ve şekillendiriyor. Evet, neden? Çünkü İstanbul Barosu'nun farklı bir işlevi var. İşte bu işlevin üzerine oturan yönetim onu doğru şekilde kullanmak zorunda. Bu nasıl olabilir? Bunun temel sorunu, bugün İstanbul Barosu mücadelesini sadece bildiri yayınlamaya indirgemişse, dönüp arkasına baktığı zaman arkasında bir avukat görmüyor. Neden? Çünkü baroyla avukat arasında çok ciddi bir yabancılaşma var. Avukat baroya küsmüş. Bugün baro bir etkinlik düzenlemeye kalksa 100 kişiyi toplayamıyor. Bakın 41 bin kişiden bahsediyoruz. Aldığı oy, Sayın Başkan söylesin, geçen seçimde kaç oy aldı? 13 bin oy aldı. Oysa 13 bin oy alan bir baro yönetimi %10'unu toplasın bakalım. 1300 avukat eder. 1300. Bakın aldığı oyu söylüyorum, avukatları söylemiyorum. Avukatların %5'ini toplasın. 2000 avukat eder. Başar Bey, beraber Çağlayan Adliyesi'nde 7000 avukat toplamadık mı? Tamam. Niye o zaman topladın, şimdi toplayamıyorsun? Derdimiz bu işte. Niye şimdi toplayamıyoruz? Toplamaya kalkıştık da toplamadık. Çünkü yabancılaşma üretti. Böyle bir şey olduğunda toplamadık mı? Tam da sorunu değil. Ama bakın, yine toplamaya çalışmadınız. Tamam. O da bir, bakın Türkiye'de cumhuriyet değişti. Cumhuriyet. Bakın önce ilkenin varlık, ben eskiden önce ilke grubunda mensup bir avukattım. Önce ilkede. İşte bakın yönetimde şu anda iki arkadaşımız var. Hasan arkadaşımızı da. Önce ilkeyle de gurur duyuyoruz. Tamam. Baro'nun yönetiminde aynı sorumluluğu taşıyan iki arkadaşımız var. Başkan olabilir, üye olabilir. Evet, fark etmez. Şu anda baro yönetimi eleştirdiğimiz noktalarda niçin mücadeleyi yeterince veremiyor? Soru bu. Bu sorunun cevabı ne peki? Anayasa değişiklikleri sırasında neyi eksik yaptık Başar Bey? Anayasa değişikliği. Evet. Rejim değişirken İstanbul bakın, Barosu olarak ben niye ben eksik söyleyeyim yaptık? Bakın ben söyleyeyim. Önce ilkenin temel savunuları var. Dedim ya, ben de önce ilke grubundaydım. Sonra istifa ettim, ayrıldım. İstifa mektubum burada. Ayrılma nedenlerimden birisi, o grubun içerisinde artık demokratik bir yapı kalmadı. Şeflik şeklinde bir yapı var. Birisi bir şey işaret ediyor. O oluyor. Asla demokratik yok. Dolayısıyla katılımcılık yok. Katılımcılık olmayınca da o zaman ne oluyor? Siz, efendim ben seçildim. Aynen mevcut siyasal iktidarın demokrasi anlayışı neyse, mevcut baro yönetiminin siyaset anlayışı ve demokrasi anlayışı o. Onun için de kimseyi, yani avukatları yönetime katmıyorlar. Katamıyorlar. Yani dağıtılmış liderlikten ziyade bir otokratik liderlik var. Bravo. Çok güzel. Bu eleştiri bu. Birincisi bu. İkincisi, eski değerlerini, yani önce ilkenin kuruluş değerlerini. Bu arada toparlayacağım ama bu temel nokta bu. Tabii, temel nokta doğru. Çünkü buranın üzerinde şekillenecek. Temel kuruluş neden, varlık nedenlerini savunamaz hale geldi. Bakın önceki başkanımız
Ümit Kocasakal şu anda da konuşsa der ki kuruluş neyine? Kurtuluş kuruluştadır. Kurtuluş kuruluştadır. Hayır, kuruluş değerlerine ulaşalım der. Ama evet, bakın kuruluş değerleri dediğimiz zaman Cumhuriyet'in temel değerleri bugün savunulamıyor. Laiklik bu anlamda savunulamıyor. Ne oldu da savunulamadı abi? Örnek şuraya değil. Geleceğim. Şimdi baro bir etkinlik düzenlediği zaman şu örneği verdim geçen bir yerde. Şu anda Çağlayan Adliyesi'nin gördünüz mü hiç bilmiyorum. Evet. Fuayesi var muazzam, geniş. Baro oraya bakın hiçbir şey, şurada anlatılan sorunlar için, cezaevindeki sorun için, şuraya kapıya giriş için 2000 avukatı toplasın. Bakın hiçbir şey yapmasına gerek yok. 2000 avukat, 3000 avukat orada bir toplansın. Başka hiçbir şey yapmayacak. Cumhuriyet savcısı oradan görecek. Oranın amiri olmuş artık. Cumhuriyet savcısı görecek. Baro başkanı, baro yönetimi talep ettiği zaman avukatlar buraya geliyor. O zaman 7. kata girmeyi yasaklayamayacak. Anlatabiliyor muyum? 7. kata çıkmayı yasaklayamayacak. Neden? Çünkü bu baro yönetiminin arkasında 40.000 avukat var. Bir direnç var. Direnç var. Evet. Onu temsil ediyor. Oysa şu anda baronun muhatabı siyasal iktidar mı? Savcı mı? Bir hakim mi? Ne bileyim, cezaevi müdürü mü? Bir şey söylediği zaman dikkate almıyor. Niye? Baro avukatı temsil etmiyor diyor. Tamam, bir şekilde seçildi. Ama o enerjiyi oraya taşıyamazsa bu yönetim, biz de bu eleştiriyi yaparız, yapmak zorundayız. Biz diyoruz ki biz seçilirsek, evet, bu enerjiyi yapacağız. Çünkü şöyle bir projemiz var. Lütfen biraz daha hızlı. Bunu olur. Söylemeden bitiremeyiz. Buyurun. Sözlerim boşta kalır. Biraz daha hızlı toparlarsak. Tamam, çok hızlı söyleyeceğim. Çünkü Sayın Karatip tamam, orada işaret. Tamam. Ama onlar konuştular. Ben de söz istiyorum. Geçen sefer bölündü. Buyurun, buyurun. Çünkü. Bir şey rica edeyim. Eğer bunu bir tur yaparsanız son tura giremeyeceğiz. Evet, o yüzden. Yani, biraz defa konuşacak herkes. Hemen sırayı şu aynı şekilde çevirelim. Evet, tabii öyle yapalım Sayın Yaltı. Kusura bakmayın, burada keseyim sizin sözünüzü. Ama ne yapacağımı, nasıl yapacağımı söyleyecektim. O zaman bir, en fazla iki cümle lütfen. İki cümle. Bakın, avukatla baro arasındaki yabancılaşmayı kaldıracağız. Bunun için baroyu başkan yönetmeyecek, avukatlar yönetecek diyoruz. Bunun formülünü de açıklayacağım. Buyurun Sayın Karatürk. Yani tabii ki aynı gruptan gelme Sayın Durakoğlu, Sayın Başar Yaltı hep beraber seneler çalıştılar. Ve aynı gruptaydı Hasan Kılıç. Şu anda ayrı ayrı aday gösterdiler. Ben olaya şöyle bakmak istiyorum. Durakoğlu'nun söylediklerini de dikkate alarak bir kere insan olarak herkesin bir ideolojisinin olmasına sıcak bakıyorum. İdeolojisi olan, bir ideolojiyi savunan arkadaşlarıma daha sıcak bakıyorum. Hangi ideolojiyi savunursa savunsun. İdeoloji önemli bir şey. İnsanlar o fikirlerin sahibi olmalı. Hayata dokunuşunu onunla yapmalı. Onu özlemlemeli. Ama kurumsal olarak kurumların, hele hele birçok farklı ideolojiye sahip kişilerin bir arada olmak istediği bir yerde acaba ideoloji kurumun ideolojisi haline gelmeli mi? Eğer tek bir grubun ideolojisi canım, hukuk bunu, devletini savunmak bir ideoloji midir yani? Ben yani, hukuk devletini savunmak diyorum. Hukuk devletini savunmamız. Ben de onu söylüyorum. Buyurun Sayın Karatürk. Yani burada hepimiz hukuku elbette savunuyoruz. Asgari ölçümüz o. Asgari ölçümüz. Ama bizim asgari müştereklerimiz şu olmalı. Neden bağımsız olmalıyız? Neden avukat bağımsız olmalı? Avukat neden özgürlüğü savunmalı? Kendi işi için yapıyor. Avukatın bağımsızlığını, özgürlüğünü kim sağlayacak? Baro sağlayacak. O zaman baro bağımsız ve özgür olmalı. Ve baroyu özgür, bağımsız kılacak nedir? Yapacağınız hareketler. Bu konularda çözüm getirmelisiniz. Baro dik durmalı. Baro her zaman için avukatın arkasında durmalı. Bravo. Bunları yaparken nasıl yapacağız? Tabii ki değerli başkanım düşüncene katılıyorum ama ben bunu yaparken bütün avukatlar beraber hareket edelim diyorum. Yani hepimiz beraber bu konuda fikir verelim. Belli bir grubun, belli bir ideolojinin veya belli bir düşüncenin yönettiği baro değil. Ben size belli bir ideolojisiniz demiyorum. Hepinizin fikirlerinin olması gayet güzel ve ben bunu istiyorum zaten. Ben her düşünce sahibinin o düşünce sahibi olduğu için ne kadar çok okursanız o kadar ideoloji sahibi olursunuz. O kadar ideolojilere sıcak bakarsınız. Tabii bu kişiler... Siz de baroyu aslında yönetseniz aynı bakış açısı olur. Hayır. Şu an kesinlikle hayır. Yani eğer siz biraz önce Başar Bey'in bahsettiği katılımcılık, yani baroyu birlikte yönetmemiz lazım. Ben ama bitireyim çünkü 5'er dakika var. Sonra şey yapalım. Evet. Çünkü benim bir rüyam var. Yani baroda
bütün grupların temsil edildiği bir yönetim sistemi olmalı. Ben bütün gruplarla konuşabilirim. Ben herkesle konuşup beraber hareket edebilirim. Var baro meclisi var işte. Bütün grupları çalışmıyor. Çalışmıyor. Yani. Tabii nispi temsil. Benim başka rüyalarım da var. Yok. Burada asıl, bahsettiğim asıl, için söyleyeyim. Asıl yani olmaz diyor değerli başkan ama ben Adalet Bakanlığı'nda avukatlar olsun istiyorum. Ben stajı ben avukatlar da paralı olarak ben yapsın istiyorum. Ben de istiyorum da sen yapamazsın diyorum. Ben yapmak için buradayım ve yaparım. Ben bunu yaparım. Yani baro başkanı olursan Adalet Bakanlığı'na avukat alır. Stajda avukatların para almasını istiyorum. Bitireyim. Yani hakim ve savcı, Adalet Bakanlığı'nın tayin ettiği bir savcının adliyeyi yönetmesini istemiyorum. Ben orada Sayın Durakoğlu baro başkanımı, onun atayacağı temsilcinin o adliyede yönetimde olmasını istiyorum. Sadece ve sadece baro başkanının değil, savcılığın temsilcisinin değil, adli komisyonunda hatta halktan bir kişinin de. Amerika'da neden evet. halk giriyor? Bu adliye halkın hukuk aradığı bir yer. Biz oranın olmazsa olmazısıyız. O yüzden orada bizim avukatların olması gerekiyor. Avukatlara bu yönde söz verilmesi gerekiyor. Bunun da öncülüğünü baronun yapması gerekiyor diyor. Baro öncülüğünü avukatlarla beraber yapacak zaten. Avukatsız baro olmaz. Barosuz da hukuk olmaz. Adalet olmaz. Olmaz. Bağımsızlık için bunların evet. beraber olması lazım. Şimdi. O zaman hepimiz beraber olacağız. Bütün avukatlar baroda beraber temsil edeceğiz. Bu gruplar evet. için, bu gruplarda şikayetimiz olduğu yalnız. İçin ortak hedef. Araya girmeye çalışıyorum. Cümle Allah'tan ki sen hakim, savcı değilsin. Yanlışız biz şimdi. Sayın Kılıç'a söyleyeyim. Sayın Kılıç'a söz verecektim. Ama kısa olacak zaten. Konuşmak istiyorsa yani bir veriyorsanız söz hakkı hemen dönmek istiyorum size verecektim. O zaman Hasan Bey bir 3 dakikaya toparlarsak hayır, konuşmayı. Sözü ver doğru. Ben konuşurum konuşuyorsanız. Ben kaçırdım. Çok söyleyeceğim var. Başka da çok söyleyeceklerim var. Bir şey söyleyeceğim. Machiavelli bir yerden bizi izliyorsa şu anda zevkten dört köşe olmuştur. Politik gerçekçilik dediğimiz şey hiç bu kadar tatlı olmamıştı. Şimdi ben aynı gruptan 3 farklı grup. Ben aynı grup değilim yalnız. Üç farklı grup çıktı. Baro siyasetin içinde olan insanlar var. Hep herkes. Ben şu kadarını söyleyeyim. Bu gelinen noktada hepiniz oradaydınız. Oradan geldiniz. Şimdi başkanımı da yedirmeyeyim yani. Değil mi? Fakat başkanımı yedireceğim bir şey var. Bir konuyu yanlış biliyor ya da şu anda biz yanlış anladık. İstanbul Barosu davalara müdahale olamıyor dedi. Adana, Aydın, Bursa, Hatay, Antalya sayabilirim. Bizzat bildiğim için olabilir. Şimdi basın açıklamaları oluyoruz dedim. Olmaya da devam ediyoruz. Ama Danıştay artık eskisi gibi karar vermiyor. O başka bir şey. Yani biz açalım da hani Danıştay tabii. istediği gibi karar versin. Şimdi Adalet Bakanlığı ile ilgili söylediğine katılıyorum. Hani bu iktidarın Adalet Bakanı'nın Adalet Bakanlığı'nın niyeti bellidir. Ama şimdi dün akşam başkan başka bir yerde canlı yayındaydı ve bazı meslektaşlarımızın bir takım serzenişleri oldu. 15 Temmuz'dan sonra yüzlerce avukatın henüz haklarında savcılık soruşturması olmadan baro tarafından disiplin soruşturması oldu. Onlardan biri de Ömer Kavili. Evet. Evet. Şimdi bununla ilgili söyleyeceği bir şey varsa söylesin. Ama böyle bir şey varsa o zaman bu Adalet Bakanlığı ile mücadele edelim demek çok gerçekçi bir şey olmaz. Adalet Bakanlığı'nın gönderdiği listeye kendisiyle tamamen zıt bir yerde olmama rağmen Ümit Kocasakal'ın Ergenekon Balyoz döneminde verdiği cevabı veremiyorsa baro orada bir sıkıntı var demektir. Basın açıklamalarıyla ilgili doğru. İstanbul Barosu basın açıklamaları yapıyor. Irak'taki referanduma kadar basın açıklaması var. Ama eğer basın açıklamasıyla baro yönetilecekse buradaki adayların hepsini takip ediyorum. Hiçbir bu konuda elime su dökemez. O zaman bir çekilsinler zaten adaylıktan. Basın açıklamasının bir şey yok. Bir artık geçerliliği yok. Biz şiştik basın açıklamasından. İçimiz daraldı. Ya toplanıp açıklama yapıyoruz. Güzeldi. Ben o açıklamalardan her gün Facebook'ta yazıyorum. 10 dakika sürüyor. Şimdi İstanbul Barosu'nun burada durumu başkadır. Benim için çok önemli bir şey, bunu söylemem lazım. Bu ülkede bir baro başkanı sokak ortasında öldürüldü. Diyarbakır baro başkanımız evet. Tahir Elçi. 3 yıl oldu. Dosyasında bir tane şüpheli yok. Diyarbakır Barosu bunu tek başına takip ediyor. İstanbul Barosu dünyanın en büyük barosuysa çoktan
bu soruşturmayı yürüten başsavcının kapısı aşındırılmalıydı. Yani 17 saniyelik yok olan bir görüntünün peşine düşülmeliydi mesela. Bir baro başkanının bu ülkede öldürülmesi ve hala katillerinin bulunamaması İstanbul Barosu'na dahil hepimizin utancıdır. Bununla ilgili ağzını açmayan herkesin utancıdır. Yani 30 saniyenizi alabilir miyim? Tabii başkanım. Yani bundan 6 ay evvel ben Taksim'den Diyarbakır Barosu Başkanı, Sakarya Barosu Başkanı, ben de oradaydım. Daha vardı. Ben de oradaydım. Kimse yoktu ama. Yani şimdi bakın, ben yürüdüm ama. Hayır ben yani, size dair söylüyorum. Ben Diyarbakır Barosu Başkanı, İstanbul şimdi, Barosu Başkanı'nın sorunudur bu. Orada İstanbul açıklamalar yapılmıştır. İstanbul Barosu Başkanı'nın demedim. O yürüyüş, başkanım. Bakın o yürüyüş. İstanbul Barosu'nun sorunudur. O yürüyüş sadece ve yalnız bu soruşturmanın akamete uğratılmış olmasıyla ilgili olarak başkanım, ama hiçbir şey ifade etmemiştir. Hiçbir şey ifade etmemiştir. Ayrıca İstanbul Barosu İstanbul Barosu demek sadece İstanbul Barosu Başkanı demekse o zaman Başar Bey haklı demektir. Direkt size suçlamakla ilgili değilim. İstanbul Barosu için söylüyorum. Son olarak şu. Hakikaten şu konuştuğumuz şeyleri dinliyorsa meslektaşlarımız bence kafalarında hiçbir şey olmamıştır bu gece. Hiçbir şey değişmemiştir. Hiç kimse farklı bir şey söylemiyor. Ben bakıyorum yani kime oy vereyim? Birisinin farklı olması lazım. Bu haliyle hiçbir tartışmanın, hiçbir sorunun çözümü mümkün olamaz. O yüzden de yani hakikaten kusura bakmayın. İşte hepiniz oradaydınız. Hepiniz de baro siyasetinden geliyorsunuz. Bu düzeni yıkmadan, düzenin içinden sorun çözüm üretemeyiz. Ben meslektaşlarıma bir tek şey söyleyeceğim. Yıkın geçin ya. Çiğdem, yıkın geçin ya. Geçin diyor bağımsız aday Sayın Kılıç, buyurun. Evet, şimdi tabii hepiniz oradaydınız. Söylemleri ortada. Biz bir yere gittiğimiz falan yok. Oradaydık. Şu anda da buradayız. Ve bu mücadeleleri vermeye devam edeceğiz. Öncelikle ilgili şunu söyleyeyim. Ben öncelikle Çağdaş Avukatlar Grubu'nun bir üyesiyim. Ve buradaki belli bir kesiminde başkan adayım. Bu anlamda bu duruşumuz da devam edecektir. Burada hiçbir sıkıntı yok. Buralarda eleştiri yapanlar öncelikle geçmişle ilgili söylüyorum. Herkes kendi açısından bakmalı. Nerede durdu, ne yaptı, aldığı görevlerde neler yaptı. Herkes bir açıdan bakmalı. Şimdi meslektaşlarımız her şeyi biliyor. Ben başından da söyledim. Bizim bu dönemde eksikliklerimiz olmuştur. Aksaklıklarımız olmuştur. Ve ben bu sorumluluğu biri alacaksa ben alıyorum. Ve öz eleştiri de yapıyorum ve bunları gidermek istiyoruz zaten. Ama zor dönemlerde, o süreçlerde mücadele eden İstanbul Barosu, İstanbul Barosu yönetim kurulu olmuştur. Herkes bir yerlerde saklanırken biz o mücadeleleri verdik. Buralarda, bu stüdyolarda da konuştuk. Herkes susarken konuştuk. Tel örgülerin arkasında, zindanlarda insanlar yargılanırken biz konuştuk, o mücadeleleri verdik. 2010'daki referandumda verdik. Şimdi bu mücadeleleri verdik ve geldiğimiz bir başka nokta var. Evet, kabul ediyoruz avukatın yalnızlaştırılmasıyla ilgili. Avukatın görev ve yetkilerinin kısıtlanmasıyla ilgili. Ama kimse şunu söyleyemez. Yani biz şurada şu talepte bulunduk ve bizi yalnız bıraktılar. En azından kişisel olarak bu konuda herkesle tartışabilirim. Biz daha iyi bir ülke, daha güzel bir ülke, daha güçlü bir savunma istiyoruz. Şimdi dinliyorum ben herkesi. Herkes başka bir noktada. Şimdi bizim bir geleceğimiz var. Meslektaşlarımız bizden bir şeyler bekliyor. Ve biz sürekli mücadele halindeyiz. Bu mücadele gücünü yükseltmeliyiz. Bakın tekrar söylüyorum. Güçlü olabilir. Güçlünün hukukunu uygulayanlar olabilir. Haksızlığı daha fazla büyütenler olabilir. Ama orada her zaman ve her zaman tarih sayfaları içerisinde de hep bir avukat çıkmıştır, karşı koymuştur. Barolar karşı koymuştur. İstanbul Barosu karşı koymuştur. Biz Orhan Apaydınların kapısına mühür vurulan baronun, o mührü söken avukatlarının mirasçılarıyız, onların temsilcileriyiz. Bu mücadele gücünü yükselteceğiz. Meslektaşlarımızla ilgili her ne gerekiyorsa bundan önce olduğu gibi onları hiç yalnız bırakmadık. Ben 15 yıldır Avukat Hakları Merkezi'nde aynı zamanda görev alıyorum. Hiçbir gün onları mahcup etmediğimizi düşünüyorum. 15 yıldır röntgenimiz çekiliyor. Her saat başı onaylanıyoruz. Her saat başı test ediliyoruz. Her saat başı. Biz orada hiçbir eksiklik yaratmadık. Biz bu mücadele gücünü arttıracağız. Bu alanı büyüteceğiz. Mutlaka ve mutlaka büyüteceğiz. Şunu söyleyeyim. Çok özür dilerim. Son olsun ama lütfen. Bakın şöyle söyleyeyim.
Barolar şöyle olmamalı. Bir kere bunu hatamızı şeyimiz kabul edeceğiz. Barolar asla pasif, edilgen bir anlayış içerisinde olmamalı. Etkin ve mücadeleci olmalı. Avukat gücünü barodan alır. Web siteleriyle mücadele olmaz. Açıklamalara olmaz. Bunu çözeceğiz ve bunu mutlaka ve mutlaka değiştireceğiz. Şöyle denildi, hukuk devleti varsa, ben kimseye bir şey demek istemiyorum. Hukuk devletiyle ilgili mücadele bu siyasettir. Siyasetse yapılacaktır denildi. Hukuk devletini korumak hepimizin en büyük görevidir. Bu siyaset falan değildir. Buradaki mücadele sonuna kadar yapılacaktır. Şöyle son olarak şunu söyleyeyim. İnsanlar sizin yüzünüze baktığınızda şunu anlıyor. Sizin aklınızın bir yerinde siyaset var mı yok mu? Şimdi benim yok. O zaman şunu söylüyorum. O dönemlerde bu siyasetse en sert konuşmaları yapanlardan biri benim. Özel yetkili mahkemeler sürecinde. Ama hiçbir meslektaşım sen siyaset yapıyorsun demedi. Sen avukatçısın demiştir. Eleştirenler de olabilir. Eğer aklınızın bir yerinde siyaset yoksa insanlar sizin mücadelenizi anlıyor. Biz o mücadeleyi devam ettireceğiz. Hukuk devleti mücadelesini, hukuk güvenliğini sağlamak için, özgür ve bağımsız yargıyı oluşturmak için ve tam bağımsız Türkiye'yi oluşturmak için o mücadelemizi devam ettireceğiz. Ben vakit çalmamak için uzatmıyorum, büyütmüyorum. Sayın size bırakıyorum. Sayın Ahi, buyurun siz de son sözünüzü söyleyin. Ben biraz şu olumsuz havayı dağıtayım, biraz daha böyle gülümseyerek yaklaşmak istiyorum ama bazı eleştirileri de yapmadan edemiyorum. Yani şimdi en sert açıklamaları yaptık diyor Sayın Başkanımız. Başkanımızı çok severiz, o ayrı. Çok da sayarız ama en sert açıklama olsa bile etkisiz olan bir açıklamanın bir anlamı yok. Çünkü kimsenin duymadığı bir açıklama istediği kadar sert olsun hiçbir anlamı yok. Ki adli yıl açılışı yapıldı bu sene. Bu yıl adli yıl açılışında avukatlar, avukatları temsil eden baro başkanı konuşmadı. Konuşturulmadı. Bu neden? Çünkü zaten yapmıyorlar, etmiyorlar anlayışının bir ürün olduğunu düşünün. Burada baro başkanının özel bir mücadele alanı olması lazım. Orada konuşturmuyorlarsa baro başkanının çıkıp mikrofon alıp orada konuşması gerekir diye düşünüyorum. Ya da ki, gitmemesi gerekiyor. Efendim? Ya da gitmemesi gerekiyor. Bu bir duruştur, bir şeydir. Ama yaptırmazlar, ettirmezler anlayışıyla biz bu mücadeleyi sürdüremeyiz. Arkamızda 40 bin artı 80 bin avukatın gücü var. Bu gücü arkamıza almamız lazım. Ve bunun dışında ben Sayın Başkan'ın, Sayın Yönetim Kurulu üyesinin, Sayın Yalıtı'nın metal yorgunluğu olduğunu da düşünüyorum. Çünkü sorunlara hala çok üst perdeden yaklaşıyorlar. Siyaset diyorlar, hukuk devleti diyorlar, bağımsız yargı diyorlar. Evet, bu hepimizin sorunu. Ben siyaset demedim. Hepimizin sorunu bu. Bu sorunu tespit etmekte çok iyiler. Ben de aynı sorunları tespit etmek konusunda kendileri kadar iyi olmak isterim. Ama çözüm konusunda hala bir öneri göremedim. Nasıl göremedin? Lobicilik yaparak mı göreceksin? Evet, yaparak göreceğiz. Bakış açısı bakın, bu. Durduğun yer gördüğün, Sayın Yalta, gördüğünü belirler. Çok özür dilerim. Mesela baro lobici bir kuruma dönüştürülemez. Ricacı olamaz. Bakın STK'larla işbirliği yapmadı baro. Bakın iş dünyasıyla, o ayrı bir şey. Diğer örgütlerle işbirliği yapmak zorunda. Çünkü baro sadece böyle bir avukat örgütü, bir meslek örgütü değil. Aynı zamanda bir hukuk kurumu olarak tüm STK'larla işbirliği yapmalı. Bakanlar yani baro herkesle konuşmalı aslında. Baskı yapmalı. Bu ayrı bir şey. Bu baskıyı ısrarlı bir şekilde yapmalı. Ve hani mesela bizim bir projemiz var. Biz Büyük Millet, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ve bakanlıkta peki, daimi temsilci atacağız. Peki, metal yorgunluğunu neye bağlıyorsunuz? Bir saniye ben... İsterseniz laf attığı için diyorum. Daimi yani temsilci atacağız ki... Silivri'yi örnek verebiliriz. Hayır, bir saniye. Yani son olayı örnek verebiliriz. Son olaya geleceğim. Siz geldiğinizde sizi ben karşılamıştım Ömer Kavili şeyinde. Yani yorgun falan değiliz. Gayet dinç, gayet inançlı, gayet mücadeleci oradayız. Son 10 dakikamız kaldı. Evet. Sözünüzü tamamlayın. Ben söyleyeyim, bana her laf atana ben her türlü cevabı veririm. Atmayana sonuna kadar saygım vardır. Çünkü yok, biz aslında yani kabul edelim diyorsun. Hayır, biz doğru yerdeyiz. Ben mücadele alanında hiçbir buyurun, şeyi kabul etmem her türlü cevabı. Avukatlara verelim. Soruşturma konusunu zaten Çiğdem Koç söyledi. Bu konuyu da söyleyecektim. Bakın bu soruşturma konusu mesela Ümit Kocasakal döneminde bu soruşturmalar karşı duruldu. Ancak şu anki yönetimde bu soruşturmalara karşı durulmadığı gibi hemen bakanlığın talimatı uygulandı. Bunlar gerçekten avukatı yaralayan, avukatı baroyu arkasında hissettirmeyen şeyler. Ve mesela stajyerlerden bahsetti başkan. Evet, 5000 tane senede avukat, 2 senede avukat gelmiş. Bununla ilgili çözümümüz ne?
çözüm önermemiz lazım. Ya üniversite kriterlerini geliştirecek bir takım kriterler koyup bunu baskı yapmamız lazım. Ya da stajyer alımını sınırlandıracağız Ankara Barosu gibi veya başka barolar. Ankara Barosu yani yapmıyor. Bir şekilde daha yaptı. Bir şekilde doğru. Sınırlandırmamız gerekiyor. Ya bunu sınavla alacağız. Buna mevzuatsal bir engel de yok. Artı barolar aynı zamanda hukuk politikası üretir ve bu hukuk politikalarını ısrarlı bir şekilde her kurumda, her yerde, her STK ile birlikte savunur. Ve sınavla mı alacak? Ve bak evet sınavla almayı düşünüyoruz. Çok net bir şekilde. Bu arada avukatlık kanunu 2'ye 2 var. Avukatın evet. Her kurumdan bilgi belge isteme yetkisi. Sayın toparlamamız toparlıyor. Lazım. Evet. Bu yetki aynen böyle bir evrim teorisindeki tavukların uçamaması gibi kayboldu gitti. Yani baronun bu yetkiyi kullanmamız için bile etkin bir ısrarlı bir şekilde görüşmelerini yapıp kurumları sert bir şekilde uyurması lazım. Yok, burada görüşmeler baro, yanlış anlaşılıyor galiba. Evet, yani minnet rica olarak, gibi. Minnet rica değil. Değil. Bence de herkesle konuşmalı baro. Tabii ki. Bakın baskı kuvvet grubu. Olarak baskı baro grubu kuvvetli bir örnekten yani. Bahsediyorum. Şimdi bunlar artık yeni nesil yönetim şekilleri. Eski nesil yönetim şekilleri bitti. Biz o yüzden yeni nesil baro diyoruz. Ve avukatın arkasında durmamız için avukatlık kanunu 2'ye 2 işletmemiz lazım. Avukatlık kanunu 95'e 5. Bağlı çalışan avukatla işveren avukat hı-hı. arasındaki uyuşmazlığa bizim bir arabulucu mekanizması getirmemiz lazım. Evet, süremiz bitti. Bu arada ben bugün baroyu arıyorum. Lazım. Bugün baroyu arıyorum saat 5'i çeyrek geçe. Barodan hiç kimseye ulaşamıyorum telefonda. Yani artık yeni nesil baroda, modern baroda avukatı direkt tanıyan bir sistem olması lazım. Benim 7 gün 24 saat ulaşabileceğim bir baro ne yazık ki yok. Ve ben avukat olarak herhangi bir yerde müdahaleye uğradığımda nasıl nereye başvuracağım konusu net değil. Bana nereden hemen bir avukat desteği geleceği bilmiyorum. Halbuki lütfen bitirelim ama artık. Hani bir baro operasyon bim bam bom dediğimiz bizim kısaca anlattığımız baro iletişim merkezi, baro operasyon merkezi ve baro meclisi yani katılımcılığı sağlayacak. Aynı zamanda evet. Avukata herhangi bir müdahale olduğu anda hemen oraya gidip gerekli tedbirler alacak bir organizasyona ihtiyacımız var ki herhangi bir hukuk uygulayıcısı veya herhangi bir kişi avukata dokunmaya avukata herhangi bir kötü muameleye cesaret dahi edememeli. Burada, bizim bunu sağlamamız lazım. Burada bakın, kesmek zorundayım tamam. Sayın Ahi. Çünkü 5 dakikamız tamam. kaldı ve 2 adayımız mesela, var daha. Mesela Can Duran, Hakan Can Duran Baro Başkanı'na Ankara'da 24 Mayıs'ta hakimin bir sataşması oldu, üstüne yürümesi oldu. Hemen ertesi gün gidildi. Orada çok güzel bir danışma gösterildi. Ve en azından Adalet Bakanlığı'nın baskısına rağmen orada bir duruş sergilendi. Benzer fakat İstanbul Barosu'nda da Ömer Kavili olayında bu Ömer Kavili bir simge oldu. Bütün avukatlara yapılan bir saldırı. Fakat biz bunun üzerine hala ısrarla gidemedik. İki tane avukat adli kontrolle yurt dışı yasayla serbest. Buna sevinir hale geldik. Bu burada noktalayalım isterseniz Sayın yani. Ağabey lütfen artık. Sayın Yılmaz buyurun. Şimdi Sayın Durakoğlu'nun biraz önce 7000 kişi toplamadık mı beyanı aslında bir itiraf. O tarihte 7000 kişiyi topladınız ve tarihte kaldı. Ben yanlış hatırlıyorsam düzeltin lütfen. 2002 yılından beri ya yönetimde veya başkansın. 2004. 14 yıldır baroyu yönetiyorsunuz. Rakamlarla örnek verecek olursak CEMEKA deniliyor mesela. CEMEKA ücretleri o komisyonlarda ben de görev yaptım. CEMEKA ücretleri göreve geldiğiniz tarihteki ücretlerin daha altında. Ben verilen mücadeleyi küçümsemek için söylemiyorum. Ama verilen mücadelenin sonuçlarını ortaya koymadan mücadelenin sadece biçimine bakarak, içeriğine bakarak bir mücadele verildiği söylenemez. Basın açıklaması yaparak geçiştirdiniz. Böyle söylüyorum. Bunu yapmayanlar da var dersiniz, haklısınız. Başkalarıyla kıyaslayarak, Mecelle'nin çok hoş bir tabiri vardır. Su-i misal emsal olmaz der. Siz kötü örnekler üzerinden İstanbul Barosu'nun yaptığını söylediği şeyi kutsuyorsunuz. Basın açıklaması yaptınız. Ha avukatları, o 7000 kişiyi adliye önüne topladığınız gibi toplayamaz mıydınız? Davet etseydiniz gelirdik belki, etmediniz. Toplamaya teşebbüs ettiniz mi sorusunu da cevaplamak zorundasınız. İkincisi burada baro meclisini çoğulculuk için örnek veriyorsunuz. Anadolu'nun pek çok barosunda nispi temsille yönetim var. Nispi temsilin önünü açmayı düşünüyor musunuz?
Yani baro meclisinde tavsiye niteliğinde bizi dinlemek yerine seçime katılan bütün grupların aldığı oy oranıyla temsilinin önünü birlikte açalım mı? Öyle zaten. Nasıl öyle? Aldığı oy oranında her 300 oy bir üye tarafından temsil ediliyor. Baro meclisinde demiyorum, baro, meclisi baro yönetiminde diyorum. Ha. Bakın orayı hiç aklınıza bile getirmiyorsunuz. Mesela hüküm... Bakın. Baro yönetiminde de, baro delegesinde de nispi temsilin olmasını istiyorum. Bakın. Gökhan Bey sorunları tamamlayalım isterseniz. Tamamlayacağım. Hükümette de bunu yapalım mesela. Niye yapalım? Efendim? Hükümetten niye böyle kurulmuyor? Bak, bakın devam edeyim. Şunu söylemiyorum. Siz istiyor musunuz? Çok özür dilerim, siz gayet şey konuşuyorsunuz, bölmek istemiyorum. Siz istiyor musunuz? Ben sadece öğrenmek için. Neyi istiyor muyum? Yani bu temsil. Nispi temsili. Elbette istiyoruz. Kaptan Bey. Yani bunun yönetimi zaafa uğratacağını düşünüyorsanız. Düşünüyorum. Evet, zaafa uğratsın. Sizin gibi düşünmeyenler o baro yönetiminde olsun ve zaafa uğrayın. Aslında böyle bakarsanız baroyu yönetebilirsiniz. Bakın burada... Şu konuda hak veririm Sayın Başkan'a da, yönetimde bulunan arkadaşlara da. Siz eski yönetimde olan biri olarak. Yasal düzenleme gerektiren şeyler taahhüt ediyoruz. Yani meclis değiliz, haklılar. Katma değer vergisinin yüksekliğinden bahsediyoruz. Avukatlar %18 katma değer vergisi ödüyor. Bırakın temel ihtiyacı, yani kamu hizmetini temel ihtiyaç bile... kabul edilmiyor avukatlık hizmeti. Ama bu kanunla düzenlenebilecek bir şey. Fakültelerde öğrenci çokluğundan bahsediliyor. Burada vakıf üniversitesi mezunu, fakültesi öğrencilerine haksızlık yapıldığını düşünüyorum. Çok niteliksiz öğrenci mezuniyetine örnek veriliyorlar. Çok nitelikli öğrenciler de yetişiyor bu fakültelerden. Devlet üniversitesi kadrolarının pek çoğunun vakıf üniversitesine geçtiğini düşünürseniz, burada sayıyı azaltma üzerine konuşuluyor. Kıyaslama yapan yok. Almanya ile nüfusumuz aynı, avukat sayısı bizdeki daha, avukatın iki katı. Evet. Sebep biraz önce söylediğim şey. Avukata duruşma başlamadan önce bir hizmet alanı açarsanız, burada sayıyı konuşmazsınız. Niteliği konuşuruz, eğitimi konuşuruz. Bunun faturasını ben Gökhan Bey'in sınav konusuna, evet bir kahramanlık yapabilirsiniz. Yasa size stajyeri mecburen staja başlama yükümlülüğü getirir. Siz ben almıyorum dersiniz. Sizin de cümlelerinizi toparlamanız lazım şu an. Bakın, Sayın Durakoğlu'na son sözü vermem lazım. Toparlayayım. Burada baronun bütün sorunları, avukatın otoparktan katma değer vergisine, ekonomik sorunundan avukatın kimlik sorununa, efendim güven sorununa kadar hepsinin temel çözüleceği merci nokta barodur. Yasayı değiştirmek için baskı gücü olamıyorsanız, başka bir sivil toplum kuruluşu kadar, herhangi bir sivil toplum kuruluşu kadar baskı grubu olamıyorsanız, bunun sebebi, kusura bakmayın ama biraz önce söylediğimi tekrarlayarak cümleyi tamamlayacağım. Yargılandığınız dosyalar var, bunlarla ilgili verdiğiniz mücadeleyi takdirle karşılıyorum. Ama üzülerek ifade etmeliyim ki, sanıyorum o yargılamalar yenilerini getirme endişesiyle, sizi biraz önce söylediğim sokakta birlikte hareket etmeye, avukatları cübbeleriyle yürümek basit bir şey gibi algılanır ama bakın İstiklal Caddesi'nde havadan bir fotoğraf düşünün cübbeleriyle. Evet, lütfen Kaptan çok güçlü Bey. Bir şeydir. Cübbe çok güçlü bir argümandır avukat için o görüntü. Ben bu mücadeleyi verebilmek için gruplarla istişare etmeden biraz önce eleştirileri tamamlamak adına söyleyeyim. Baro siyaset yapar, yapmalıdır. Ama baro kendi siyasetini yapmaz. Yönetim kendi siyasetini yapmaz. Baro başkalarının siyasetinin de, diğer meslektaşların siyasetinin de temsil edildiği yer olmalıdır. Nispi temsile geçmezseniz, burada nispi temsili anlatırken baro meclisi aklınıza geliyorsa, baroyu sadece kendi siyasal görüşünüzle yönetirsiniz. Yönetirseniz sesiniz siyasal iktidara da ulaşmaz, meslektaşınıza da ulaşmaz. Eleştiriniz bu yönde. Sayın Durakoğlu, arkadaşlar bir 4 dakika falan daha açalım yayına. Sayın Durakoğlu'na da söz vermemiz lazım bu bölümde. Buyurun Sayın Durakoğlu. Ya burada önemli olan nokta bir kurumsallığı güçlü tutabilmektir. Bu kurumsallığın sesini de güçlü duyurabilmektir. Eğer bu kurumsallık İstanbul Barosu olarak
bu denli güçlü hale gelebilmişse bu anlamda da hedefiniz konumunda bulunan hukuk devletinin gerçekleşmesi ya da yargının bağımsız kılınması yolundaki mücadelede de mesafe alabilirsiniz. Biz mesafe almasaydık, almak konusunda hukuk devleti derdi olmayan bir hükümet karşısında bu konumda bulunmasaydık, baroların parçalanması hükümet tarafından niye gündeme getirilsindi? Yani gerçekten barolar ya da İstanbul Barosu, orada temel hedef de zaten İstanbul Barosu'dur. Neden parçalanmaya kalkışılsın? Neden İstanbul Barosu ile ilgili özellikle bir hükümet projesi olarak, Erk'in ortaya koyduğu bir proje olarak İstanbul Barosu parçalanmaya kalkışılsın? Onlar da düşünmediğiniz için. Burada önemli olan nokta, çok etkin olduğunuz için. Burada önemli olan nokta, demin bakın başından beri söylüyorum. Burada önemli olan nokta, avukatların gerçekten baroları eliyle ciddi bir muhalefet odağı olmayı başarabilmiş olmasıdır. Ben avukatların saygınlığının bu dönem içerisinde hiç olmadığı kadar arttığına inanıyorum. Bu artışın nedeni de açık açık söylediğim gibi bu ülkedeki yurttaşların sadece %30'a ancak varabilen bir çoğunluğunun yargıya güven duymadığı bir sırada aynı yurttaşların avukatlar üzerinden yargıyı okuyor olmasıdır. Bu sağlanabilmiştir. Bu olmuştur. Ben bütün sorunlar çözülmüştür, avukatların herhangi bir sorunu yoktur falan gibi bir yargı içerisinde değilim. Ya da biz her şeyi fevkalade yaptık, böyle bir şey söz konusu değil. Ama biz geride bıraktığımız 2 yılın sadece 3 ayını olağanüstü hal olmayan bir dönem içerisinde geçirdik. Dolayısıyla olağanüstü halle mücadele içerisinde geçen bir süreçten bahsediyoruz. Ve bu süreci kendi içinde özellikle de olağanüstü halin hedefi konumunda bulunan FETÖ'yle mücadelenin dışındaki alanlarda, yani muhalefetin sindirilmesine yönelik alanlarda ortaya çıkan hak ihlallerine karşı son derece sağlam durarak hissettirdik. Budur zaten iktidarı harekete geçiren, budur zaten baroların kapatılmasına, onun önünden bilmem Türkiye ibarelerinin kaldırılmasına kadar varabilecek bir sürecin onlar tarafından işletilmesine neden olan. Biz sadece siyaset yapmakla kalmadık. Bak, çok önemli bir şey söylemek istiyorum. Bir baro sadece siyaset yapıyorsa, her dal anlamda siyaset yapıyorsa, o baro derhal görevinden uzaklaşmalı. Sadece siyaset yapıyorsa. Ama bakın, biraz evvel Kaptan Bey söyledi. Ben toparlamamız lazım. Tamam, 12 yıldır evet yönetim içerisindeyim. 12 yıl yönetimde bulundum. Ben yönetime geldiğimde bu ülkede, orada İstanbul'da avukatların sağlık güvencesi yoktu. Şimdi avukatların sağlık güvencesi var. Ben yönetime geldiğimde İstiklal Caddesi'ndeki baro merkezi ilk depremde yıkılacaktı. Şimdi yepyeni bir baro merkezi var. Ben yönetime geldiğimde bir sosyal tesis yoktu İstanbul Barosu'nda. Şimdi 2 tane sosyal tesisi var İstanbul Barosu'nun. Ben yönetime geldiğimde 41 tane adliye vardı. Başka o adliyelerde görünür görünmez küçücük baro odaları vardı. Şimdi son derece modern tesisler içerisinde avukatlara hizmet yani götüren teknik olanakları bulunduğu bir noktaya geldik. Sayın Durakoğlu bittiyse çok araya girebilirim. Bir saniye. Üstad yol köprü olur. Yol köprü havalanı yaptık. Bir şey söylemek istiyorum. 2010'da yaptık onu. Bize 1 saat daha var. Başkan bitirsin cümleyi. Evet, Sayın Başkan cümlenizi bitirirseniz programı kapatmak durumundayım. 10 bitirebilsem bitiremiyorum yani. Sayın Başkan, 14 yıl bunları da yapıvermiş olun bir zahmet. Sayın Durakoğlu, buyurun. Bitiremedi sözü. Bitirmemiz lazım. Yayını kapatmam lazım. Ben de zor durumda kalıyorum. Çünkü 10 dakika açtık yayını şu an. Birkaç cümle söyleyeceğim sadece. Yani geldiğimiz noktada ben sadece siyaset yapmakla yetinmediğimizi, siyaset yapmakla meşgul olmadığımızı,
onunla birlikte avukata da dokunduğumuzu söylemek istiyorum. Bu dokunmanın sonucu olarak zaten bu kadar süreç içerisinde iktidarda kalmayı, yönetimde kalmayı başarmış oluyorsunuz. Dolayısıyla biz ikisini meç eden bir yönetim içerisinde götürdük. Ha, bunun dışında eksikler olmuş mudur? Kuşkusuz olmuş. Yapamadıklarınız olmuş mudur? Olmuştur. Yanlışlarınız olmuş mudur? Kuşkusuz olmuştur. Yani biz hiçbir zaman böyle sütten çıkmış ak kaşık gibi kendimizi sunmaya falan kalkışmıyoruz. Her arkadaşımın da farklı bir yönetim anlayışı olabilir. Buna da saygı duyarım. Öyle bir tablo söz konusu değil. Ama geldiğimiz noktada yani böyle işte 14 yıldır, 12 yıldır bu işin içindesiniz ama ne yaptınız söylemine karşı bunları geliştirmeye çalışıyorum. Son bir şey söyleyip kapatacağım. Son bir cümle lütfen. Bir cümleyle şimdi kapatacağım. Çok speküle edildi. Bakın avukatların hakkında o arada söylediği gibi Ömer Kavili hakkında da bir soruşturma açılması, açın, avukatlık yasasını okuyun. Bu oradan buradan gelen şey değildir. Ben buna son derece karşıyım. Nitekim biraz evvel bahsettiğim tasarıda da bunu düzeltmeye kalkıştık. Herhangi bir kimse ne kadar haksız olursa olsun Çiğdem Koç'u şikayet ediyorum dediği andan itibaren ben soruşturma açmak zorundayım. Bu avukatlık yasası böyle düzenlenmiş. Yanlışlık burada. Burada noktalayalım. Bu soruşturma bir dakika ne olur, dur bitireyim. Evet. Açmak zorundayım. Soruşturmayı açmak, bak biz avukatız. Soruşturmayı açmak bir şeyle suçlamak değil. Senin hakkında şu bunu söylüyor demektir. İddianı kovuşturma açarsanız, yani onu disiplin kuruluna gönderirseniz, işte o zaman bununla yapmadık. Hayır, hayır, hayır. Ömer Kavili'yi bilmiyorum. Ömer Kavili hakkında birisi var. Hayır. En azından kimse yok. Sayın kimse yok. Yayını bitiriyorum. Asla söz konusu değil. Asla söz konusu değil. Sakın ha. Ben yayını bitireyim isterseniz yani ondan sonra konuşmaya devam edelim. Avukatlık yasasıyla ilgili bir şey. Çünkü doğrudan yüz yüze dinliyor musunuz? Çok ciddi eleştiri var. Disiplin soruşturmalarını yüz yüze ifade alamadan evrak üzerinden karara bağlasınız. Ve bu çok ciddi sıkıntı. Benim için de sıkıntı. Bu doğru. Ama avukatlık yasası düzenlemesi bu. Sıkıntı burada. O nedenle de zaten o sıkıntıyı aşabilmek için tasarıda bunları değiştirdik. Teklifleri de sunduk. Ama böyle bir absürtlük var. Yani olağanüstü gelişmeler yaşanıyor. Eğitim bir hükümet politikası mı olmalı yoksa devlet politikası mı olmalı? Orta Doğu'da Mısır'sız, savaş, Suriye'siz, barış olmaz.